Evet. Merhabalar. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin bugünkü etkinliği aslında 1 yıl önce dünyadaki küresel salgın ilan edilmesiyle 1 yılın değerlendirmesini yapacağız. Hem kentleşme politikaları açısından hem mekan politikaları açısından halk sağlığı temelli bir yaşam aslında hepimize dayatmış oldu bu küresel salgın. Dolayısıyla hem kenti kullanma hem mekanı kullanma alışkanlıklarımız değişti, sosyal alışkanlıklarımız değişti. Ekonomik olarak etkilenen büyük bir kesim oldu ve tamamıyla kentsel yaşam bir anda farklılaştı. İşte toplu taşıma binemez hale geldik. Yürüyerek ulaşmaya çalışıyoruz. Bir taraftan özel araçlar artmaya başladı kentte. Ama bir taraftan da kentten kaçışlar başladı. Kırsala kaçışlar, işte tek katlı bahçeli evlerde oturmalar. Dolayısıyla bu 1 yıllık süreç hepimizin hayatını ve yaşamını değiştirdi. Kentleşme politikalarını belki yeniden masaya yatırmamız gereken bir süreci ortaya çıkarttı. Halk sağlığı temelli, canlı odaklı, gerçekten planlı bir kentleşme yaklaşımı içerisinde olmak gerektiğini. Yine mekan açısından baktığımızda uzaktan eğitimle, uzaktan çalışmayla birlikte mekanın bize yetmediğini, kamusal alanın aslında balkonun ne kadar önemli olduğunu, dışa açılan balkonun, işte hepimizin yaşamlarına bir dışarı odası kavramı girdi, hijyenden kaynaklı ya da olası bir karantina sürecinden kaynaklı odanın birisi neredeyse hasta odası, bir gözetim odası haline dönüştü. Bütün bu alışkanlıklarla birlikte ya da bize karşılaştığımız bütün bu süreçlerle birlikte pandeminin 1 yılını değerlendireceğiz. Sevgili İlhan Tekeli hocamla, sevgili Şevin Yıldız hocamla ve sevgili Gül Köksal hocamla. Nihal sen de belki bir şey söyleyebilirsin. Sonra ondan sonra hemen İlhan hocama söz veririz. Sonra Şevin hocam ve Gül hocama. Dinleyicilerimiz epeyce kalabalık. Facebook üzerinden canlı yayın yapıyoruz. Mimarlar Odası Ankara Facebook adresinden de giremeyenler oradan da izleyebilir. Ama bir kısmınız yine burada birlikte dinleyebiliriz, soruları yazabilirsiniz chatten. Evet Nihal'cim. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Pandeminin bu gün 1. yıl dönümü. Aslında hepimiz hiç beklemediğimiz bir 2020 11 Mart'ında hiç beklemezken hayatımızın bir anda böyle alt üst olduğu ve bütün alışkanlıklarımızın bir anda değiştiği, bütün sosyal hayatımızın, kültürel yaşamımızın, toplumsal döngülerimizin aslında bir anda ciddi bir kırılmaya uğradığı bir dönemi yaşadık. Ve üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen bir takım şeylerin halen şaşkınlığını da yaşamaya devam ediyoruz. Bugün burada aslında kapsam itibariyle doğrudan bu 1 yılı değerlendirmenin ötesinde aslında pandeminin yol açtığı hem bu toplumsal, tarihsel ve sosyal durumun bir değerlendirmesini yapacağız. Hem de aynı zamanda iklim kriziyle beraber beklediğimiz geleceğe yönelik aslında bu tip salgınların, krizlerin ortaya çıkmasının da konuşulduğu bugün de geleceğe nasıl hazırlıklı olabileceğimiz, Türkiye'de bizim deneyimlediğimiz bu durumun dünya çapında aslında ne gibi uluslararası deneyimler ortaya çıkardığı ve aslında bütün pandeminin de açıkça ortaya koyduğu şekilde eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin hepimiz açısından nasıl tecrübe edildiği, buna ilişkinde nasıl bir direnme yöntemi üretilebileceği hakkında aslında bir takım tartışmalar yapacağız. Ben öncelikle İlhan hocama, Şevin hocama ve Gül hocama bugün bizimle olmayı kabul ettikleri için ve davetimizi geri çevirmedikleri için çok teşekkür ediyorum. Ve aynı zamanda hani yeniden hatırlatmakta da fayda görüyorum. Aslında Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak biz pandemi ilanından kısa bir süre sonra kentler ve salgın içerikli bir makale yarışması açtık. Devamında da bir dosya sayısı hazırlamaya başladık benzer içerikte. Dosyamızın 47. sayısı yayınlandı. Sevgili İlhan hocamın ve Şevin hocamın da aslında başlıkları aynı olan yazıları bu dosyada yer alıyor. Gül hocam da kendisi yayın koordinatörlüğünü yürüttü bu dosyanın. Yani yayına hazırlayan olarak yardımcı oldu. Dolayısıyla ben chatten bu sayımızı da paylaşacağım. Göz gezdirmek ve
incelemek isterseniz seviniriz. Sorularınız olursa sunumların sonunda chatten yazabilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medyada da Facebook üzerinden yorumlarda yazabilirsiniz. Ben takip ediyor ve sunumun sonunda konuşmacılarımıza yönlendiriyor olacağım. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz yeniden ve uzatmadan sözü İlhan Hocam size bırakmak istiyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Bütün katılımcılara iyi akşamlar diledikten sonra bugün nasıl bir konuşma yapmaya çalışacağım onu anlatacağım önce. Ben 83 yaşındayım. İlk defa geçen yıl pandemi diye bir şey yaşadım. Ve bu hakikaten insanın yaşam deneyiminde öyle kolay kolay yaşayacağı bir deney değil. Bütün bizim 82 yılda biriktirdiğimiz yaşam biçimlerimizi tamamen değiştirdi. Ve hala uğraşıyoruz. Daha da önümüzdeki yıllarda uğraşacağız. Bundan önce yaşadığımız büyük deney tam 100 yıl olmuş. 1918-1920 İspanyol gribi yahut nezlesi denilen 50 milyon kişinin öldüğü, bugün çok büyük bir pandemi yaşıyoruz ama 50 milyon ölü dediğiniz zaman onun çapının ne kadar korkunç olduğunu yalnız sayı bile bize gösteriyor. Tabii bu bizim hayatımızda sorgulayacağımız birçok soruyu ortaya çıkarttı. Ve belki de bilmiyorum yazılıyor mu, yayınlandı mı, romanlar yazılacak. Şeye baktım, İspanyol nezlesine baktım. Hüseyin Rahmi Gürpınar Hakk'a Sığındık romanını İspanyol nezlesiyle başlatmış. Roman benim kütüphanemde yok. İlk fırsatta bir tane elde edip okumaya çalışacağım. Tabii burada bizim düşünce biçimi, tabii ben şeye girmeyeceğim. Yani işte çok pratikte neler oluyor meselesine girmeyeceğim. Süremiz kısıtlı. Temelde şunu kurgulamaya çalışacağım. Bu bizim doğayla ilişkilerimiz konusundaki düşünce biçimimizi nasıl değiştirdi yahut değiştiriyor. Değiştirdi demek yetmez çünkü daha bu iş bitmedi ve yolda bu daha da değişecek. Ve ben konuşmamı genellikle bunun üstünde toplamaya çalışacağım. Yalnız bu deneyimi, yaşamakta olduğumuz bu deneyimin düşüncemizi nasıl değiştirdiği konusunda pratikten gelen meselelerin dışında bir başka çok önemli bir değişiklik yarattı. Bu da bizim dünyada yaşamımızdaki risk perspektifimizi değiştirdi. Şunu biliyoruz ki zor bu var olan COVID-19'u yaratan koronavirüsle zor başa çıkıyoruz. Ama biliyoruz ki yarın bir başka virüsün ortaya çıkıp bundan daha şiddetli bir pandemiyi başlatması her an mümkün. Ve biz bundan sonra zaman içinde yenileri çıkmazsa belki unutarak belki kendimizi alıştıracağız ama biz yaşarken bir yaşamımızın sürekli olarak bir risk perspektifi altında yaşanması sorununu ortaya çıkaracak. Ama ben onun üstünde çok fazla durmayacağım. Bir
Son günlerde bir dostum bana bir kitap okumuş, onun giriş kısmını gönderdi. Chakravarti'nin İklim Değişikliği kitabında bir kavramı çiftleştirmiş. O kavramın bizim de çok işimize yarayacağını düşünüyorum. Globalle planeteri kavramını ayırmış. Şimdi burada bir anlamda global insanların bugünkü yaşam biçimleri, kurumsal yapıları, pratikleriyle ilgili olan konulara ilişkin bir perspektif oluştururken, planeteri olan insanı tamamen temizleyip yeryüzüyle ilgili bir perspektifle konuya bakmayı getiriyor. Aslında bizim yaşadığımız bu ikilemi kafamıza aldığımızda bu yaşadığımız olayı şöyle adlandırabiliriz. Biz bir planeteri olan, yani gezegensel bir felaketle karşı karşıyayız. Ve bütün o küreselleşmeyi, globalleşme söylemlerine rağmen ve bütün o gelişmişlik iddialarına rağmen global olan, bakın bu çok önemli bir fark, bunu biraz daha açacağım sonra, global olan bu planeteri olanı çözemiyor. Şimdi bu çok önemli bir fark. Burada bizim temel problemimiz bu tür tabiatla ilişki problemimizin ele alınışında bir yeni bakış açısı, yeni bir farklılık geliştirme olanağını bize veriyor. Aslında bugünkü konuşmamı iki farklı süreci birlikte tartışarak geliştirmeye çalışacağım. Birinci süreç, insanın bir kültürel varlık olması, kültür üreten varlık olması ve onun tarih içinde yarattığı dinamik, diğeri ise insanların bütün bu kültür yaratma faaliyeti içinde, doğayla karşılıklı etkileşim içinde doğaya karşı bir sürekli bir oyun oynama durumunda olması ve bizim yaşamımızı doğaya karşı oynanan oyunlardaki stratejilerimizin nasıl belirlediği üstünde duracağım. Yani bu iki sürecin, bir taraftan insanın kültür yaratan bir varlık olması, onu çok kısaca açıklayacağım. Bu kültür yaratan varlığın doğayla insanın etkileşmesi, ki o da kültürü oluşturuyor, sırasında ki davranışlarını ve stratejilerini nasıl değiştirdiğini göstermeye çalışacağım. Yani bir insan var, kültür üretiyor ve bu insan doğayla ilişki içinde, bu doğayla olan ilişkileri içinde kullandığı stratejiler bu kültür üretme süreciyle nasıl değişiyor? Ve bugün geldiğimiz noktada COVID-19 bizim doğayla oynadığımız oyunda biriktirdiğimiz kültür bizi ne noktada tutuyor? Ve o kültürün sınırları bizim
Covid-19'la mücadelemizde de nasıl sınır oluşturuyor? Şimdi oldukça karışık gibi görünüyor başta anlattığımda, ama adım adım geliştirdiğimizde netlik kazanacak. Çünkü İspanyol gribiyle mücadele ederken insanın kültürel birikimi farklıydı, o mücadele farklıydı. Onun için bu doğayla oynanan oyun üstünden insanın değişik kültürel pozisyonlarında mücadelesinin biçiminin nasıl değiştiğini göstermeye çalışacağım. Sanıyorum o kadar karışık değil. Net. Ama bütün bu iki sürecin altında bir büyük başka bir oluşum var. O da evrim süreci. Bütün bu oyun ve bütün benim anlatacağım evrimin değişik safhalarını ve değişik yüzeylerini anlatacak. İlginçtir, bunu bir tarihsel kurgu olarak geliştirmeye başlayacağım. Aslında bir dünyada canlının oluşumunu 3 yahut 4 milyar yıl önce olduğunu biliyoruz yahut tahmin ediyoruz. Ve bu bir mikroorganizmalar olarak ortaya çıkıyor. Ve bu mikroorganizmalar evrim süreci içinde değişerek yahut işte evrim geçirerek insanı yaratıyor. Ve bu insan işte insansılar 25 milyon yıl önce, fakat Homo sapiens de 100 bin yıl önce ortaya çıkıyor. Şimdi ama bu o mikroorganizmaların evrimiyle ortaya çıkan bu Homo sapiens bu mikroorganizmalarla yaşıyor ve bu mikroorganizmalarla sürekli etkileşiyor. Bugün bu mikroorganizmalar patolojik meseleler ortaya çıkarttığı gibi birçok çok sayıda daha olumlu işler yapıyor. Bugünkü biyokitlenin üçte dördünü hala onlar oluşturuyor. Ve bunun içinde bir karşımızda hastalıkları yaratan, bulaşıcı hastalıkları yaratan mikroorganizmalarla onların evriminden ortaya çıkmış insanın karşılıklı etkileşimi ve onun yaşamının problemini ele almak durumunda kalıyoruz. İnsan, şimdi bu süreçleri deşifre edeceğim. İnsan sembolleştirme kapasitesine sahip olduğu için dil üretebiliyor. Ürettiği, doğayla etkileşme içinde ürettiği bilgi birikimini dil vasıtasıyla diğer jenerasyonlara nakledebildiği için sürekli olarak biriktiriliyor ve gelişiyor. Doğa sabit ve ölü bir şey değil. Gelişiyor. Kendi içinde evrimler geçiriyor. Ama aynı zamanda dinamik, kendi içinde oluşuyor. Ne yapıyor? Deprem yapıyor, su baskını yapıyor, heyelan yapıyor. İnsan doğanın bu oyunlarına muhatap oluyor. Şimdi bir İkinci Dünya Savaşı sonralarında Norbert Wiener diye bir sistem teorici vardır. Bu sistem teorici bu oyunları, insan topluluğunun karşı karşıya kaldığı oyunları ikiye ayırıyor. Birinci gruptaki oyunlar Augustinian oyunlar. Bu oyunlar
insana düşman değil. Tabiat kendi oyununu oynuyor. İnsan da ne yapıyor? İnsan da devamlı olarak evrim geçirdiği için, bilgilendiği için bilgisi ürettiği bilgi düzeyinde bundan kaçınıyor. İşte deprem olursa işte fayı teşhis ediyor, ona göre oradan kaçıyor, kaçamamazsa binasını belirli bir şekilde yapıyor. Ama ikinci oyun, insanların insanla ilişkilerinin oyunları, buna manikeyen şeytan diyor, bu bilinçli olarak karşısındakini tahrip etmeye çalışıyor. Ama ikisi de bilinçli olarak davrandıkları için bunların şeyini, oyunlarının sonucunu kestirmek mümkün ve oyunlar teorisi diye alan onun üstünden kurulmuş oluyor. Aslında biz bugün doğayla insan ilişkisi dediğimizde, açılış konuşmalarında da hemen sözünü ettik, iklimle esas bu koronavirüs çıkmadan önce başımızdaki esas bela iklim değişikliğiydi. Halbuki iklim değişikliği, demin sözünü ettiğim, doğanın bize karşı oynadığı oyundan farklı bir oyun. Niye? Çünkü evet, biz bunları gözlüyoruz bugün ama bunların ortaya çıkmasının nedeni insanların faaliyetleri. Yani deprem gibi doğanın kendisinin çalışması üstünden ortaya çıkan bir şey değil. Bizim yarattığımız karbon ayak izleri vesaire vesaire dolayısıyla ortaya çıkan bir şey. Yani bir çeşit öyle bir durum ortaya çıkıyor ki doğanın bize karşı oynadığı oyunun olumsuzluklarını insanın geçmişteki faaliyetleri güçlendirmiş oluyor. Ve biz buradaki bir oyunla karşı karşıyayız. Aslında bugün insan kendisine karşı oynanan oyunların şeyi olarak mağduru olurken aslında geçmişte kendi yaptıklarının mağduru olmuş oluyor. Halbuki bugün, şimdi bu noktadan sonra üstünde duracağım konu, bu oyunun normal doğanın oyunları değil, yani yeryüzünün hareketleri vesaireden doğan oyunlar yahut bu hidrolojik cycle'ların değişmesinden doğan oyunlar değil, doğanın mikroorganizmalar olarak bize karşı oynadığı oyunlarla karşı karşıyayız. Şimdi bu konuyu biraz açalım. Tabiat bize mikroorganizma olarak da oyun oynuyor. Ve biz bir anlamda bu konuda çok farkında değildik. Bu pandemi farkındalığımızı artırdı. Bir çeşit bu oyun mikroorganizmanın yarattığı bu oyun bizi ilgilendirmesinin temel nedeni ne? Bulaşıcı, bütün hastalıklar bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren hastalıklar bulaşıcı hastalıklar. Yani insanın bir toplumsal varlık olmasıyla yakından ilişkili olan hastalıklar. Bulaşma sosyomekansal bir süreç. Şimdi bunlara aslında bu hastalıklar
ne zamandan beri ortaya çıkıyor? İnsanlar kentleşip işte büyük gruplar halinde toplu olarak yaşamadan önce bir bulaşıcı hastalık problemi ne algılaması da mümkün değil. Zaten hastalık nedir onu da tam algılaması mümkün değil. Ama insan yerleşik olduktan sonra bunu yaşamaya başlıyor. Şimdi buradan itibaren insanın biliminin gelişme biçimine bakalım. Şimdi mikroorganizmaları göremiyorsun. Mikroskop çıkmadan göremiyorsun. 17. yüzyıl öncesinde bunlar yaşanıyor ama bunun etkeninin ne olduğunu bilemiyorsun. O zaman bilimsel bilgi, diyelim ki İbn-i Sina'nın bilgisi iki şeyle ilgili bunu buna yaklaşıyor. Bir, hastalıkları tasnif edip hastalıkların adını koyuyor. Veba, kolera, bilmem ne. Ama faktörünü falan bilmiyor. O zaman buna nasıl bir önlem alacak? Eğer bir tek bildiği şey bulaşmanın sosyomekansal olması. O zaman ne yapıyor? Buradaki mücadele ve bir pandeminin ortadan kalkması iki faktöre bağlı olmaya başlıyor. Birincisi sosyali ortadan kaldırmak. Yani izole etmek, temas etmemek vesaire meseleleriyle çözüm bulmaya çalışıyor. İkinci çözümü bugünlerde ortaya çıkan sürü bağışıklığı, tekrar hatırladığımız sürü bağışıklığı kavramının kendi çalışmasıyla bunun ortadan kalkmasını sağlıyorlar. Şimdi bir dönem bu. Bu bilginin, yani doğaya karşı, doğanın mikroorganizma olarak doğanın bize karşı oynadığı oyuna karşı bizim bir çözüm üretebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Şunu yapmamız gerekiyor. Önce bunun nedenini bilmeden bizim yapabileceğimiz şey bir teşhis etmek, iki mekansal olarak ayırmak. Ve bu çözümün en gelişmiş şekli 14. yüzyılda Venedik'te formel olarak, kurumsal olarak uygulanmaya başlayan karantina meselesi. Bizim bu konuda başka yapacağımız bir şey yok eğer mikroskobu bulmazsak. Mikroskobu ne zaman buluyoruz? 16. yüzyılda. 17. yüzyılda. İlginçtir. 17. yüzyılda mikroskobun bulunması, mikroorganizmaların bu pandemilerin sebebi olduğunu teşhisini sağlamıyor. Bunu teşhisi sağlaması için, evet görüyorlar, o mikroorganizmalar var ama onun pandemi yarattığını, bulaşıcı hastalık yarattığını bulmaları için insanlığın 200 yıl geçiyor. 200 yıl. 200 yıl sonra buluyor. Şimdi bu arada ne var? Demek ki karantina türü, izolasyon türü çözümlerin sıçrayarak bir çözüm üretebilmesi için mikroorganizmayı devreye sokmadan bulabileceğimiz çözümler 19. yüzyılın ikinci yarısında geliyor. Ne yapıyorlar? Kolera salgınında su kirli sudan bulaştığını fark ediyorlar ve onun sonunda
bir mühendislik çözümleri ortaya çıkıyor. İşte kanalizasyonlar yapılıyor, Paris'in imarı, İngiltere'de, Londra'daki şeyler bir mühendislik aşaması ortaya çıkıyor. Hala mikroorganizmaların bunu yarattığını bilemiyoruz. Ta ki Pasteur falan 19. yüzyılda 1880'lerden sonra biz hastalıkla mikroorganizmalar arasında ilişkiyi kurmuş oluyoruz. Bir anlamda şöyle bir noktaya geliyor. Bakın şimdi bir saptama yapayım. Şimdiye kadar doğanın insana karşı oynadığı oyunun mikroorganizmalarla oynanan biçiminde benim insan olarak bunun etkisini azaltabilmek için tek yapabileceğim strateji bu konuda bilgimi arttırmak ve teknolojimi arttırmak. Bu teknoloji bilgimi arttırmak ta şeye kadar gidiyor. İşte İbn Sina'ya daha geriye, eski Yunan'a kadar gidiyor falan. Oradaki şeyi gördük. Hastalığı tanımak ve izolasyon çözümleri var. Bu çeşitli biçimleri var. Sonra bir mühendislik çözümleri var. 1880'den sonra Pasteur'ün katkılarıyla bakteriyoloji haneler kurulmaya başlayınca tıbbi bilgi bu konuda bir çözüm oluyor. Tıbbi çözümler aslında 3 zaman içinde gelişiyor ve temelde 3 şeyi çözmeye çalışıyor. 1 aşı. Aşılar hastalanmayı engellemek için bir tedbir. 2 tanı, yani hastalığın olup olmadığını, bulaşıp bulaşmadığını teşhis etmek. 3 hastalığını yapmak için ilaç. Şimdi burada hızla tabii atlıyorum. Burada değişik aşamalar var. İkinci Dünya Savaşı'nda ilk defa aşılar tabii hemen bulunuyor. Daha çok. Teşhis mekanizmaları, analizleri gelişiyor. Ama esas ilacın bulunması penisilinle İkinci Dünya Savaşı'nda ve o sırada şey ortaya çıkıyor. Bir çeşit insanlık bu mikroorganizmalardan bakterilerle bulaşanlara karşı tam tıbbi teçhizatını üretmiş oluyor. O tarihten sonra tabii daha da gelişerek bakteri bir problem olmaktan çıkıyor. Ama virüs ona göre çok daha küçük ve ancak 1890'lardan sonra ilk defa teşhis edilmeye başlayınca filtrelerden geçip geçmemesine göre bu teçhizatı bulamıyor. Aslında biz COVID-19'la 21. yüzyıl pandemisiyle bir virüs problemiyle karşı karşıyayız. Şimdi bugün şöyle bir soruyu sorabilirim. Bizim bilgi noktasında geldiğimiz nokta, çok uzun yolculuk sonrasında virüsler konusunda henüz yetersiz ve bu diğer konulardaki bilgilerimizi de kullanarak bugünkü bilgi teçhizatımızla bir mücadele yürütüyoruz.
Tabii bu mücadeleyi yürütürken şöyle bir soruyu sormam gerekiyor. Biz bu mücadelede neyi çözmeye çalışıyoruz ve çözeceğimiz şey hangi koşullarda başarılıdır? Bugün bir yıl içinde aşı ürettik ve aşılanmaya başladık. Tabii bu tıbbi bilgi bakımından çok önemli bir başarı. İnsanlık şimdiye kadar biriktirdiği bilimsel bilgiyi bir şekilde kullanıyor. Ama çözüm bu bilginin üretilmesiyle yetmiyor. Çözümü bu aşılanmayı tabii teşhis tanı araçlarını ve halen üretilmemiş olan antiviral ilaçları vesaire de üretmemiz lazım. Aslında burada çok bir kapasite sıkıntımız yok gibime geliyor. Ama başka bir şey var. Bu çözümü tüm dünyada hiçbir ülkeyi dışta bırakmayacak şekilde uygulamak ve dünyada da bu virüsün etkisini eradike etmemiz gerekiyor bütün dünyada. Ve ayrıca bunu yaparken bu mücadelenin sosyal ve ekonomik maliyetini adil bölüşmek, eşitsizliği ortadan kaldıran bir kurumsal sürecin gerçekleşmesini sağlamak. Aslında dünyanın ikinci ve üçüncü koşulda büyük bir başarısızlık yaşadığını görüyoruz. Tıbbi bilgiyi üretmekte değil, bunun kurumsal yapılarını geliştirmeye bugünkü dünya düzeni olanak vermiyor. Dünyada liderlik yapma iddiasında olan ülkeler dökülüyor. İnsan hatta şöyle noktalara gitti. Sürü bağışıklığı uygulansın. Bu sürü bağışıklığı uygulansın ne demek? Ta İbn Sina zamanına gidelim demek. Geriye dönelim demek. Aslında kriz sırasında insanlık bulaşmayı en aza indirgeyerek çözmekte durumunda. Bulaşma miktarını en aza ve bunda dünya başarısız. Aslında konuşmamın sonuna geldim. Epey vakit aldım. Şu tıp bilimi bilim alanı olarak işini yapıyor. Fakat siyaset kurumsal yapıları, yani dünya siyaseti, Türkiye'nin içindeki siyasetten falan bahsetmiyorum. Daha büyük bir siyasi şeyde kapitalist, küresel, globalin kurumsal yapısı çözüm üretemiyor. Planeteri olan sorunları çözecek bir yeni demokrasiye ihtiyacımız var. Onun ne olduğunu da biliyoruz aslında, kozmopoliten demokrasi. Evet, ben konuşmamı burada kapıyorum. Daha bir insanlığın akışı içinde bir yere oturtmaya çalıştım. Sürem oldukça kısa olduğu için biraz telegrafik oldu. Ama bir anlamda bir başarı var ama o başarının hayata geçmesini engelleyen bir global var. Bu ulus devletlerle, Birleşmiş Milletlerle yetersiz ve dünyayı idare edemiyor. Ve bu olayda da bunu gayet açık olarak görüyoruz. 130 ülkede aşının
adı bile geçmiyor. Evet, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam, ağzınıza sağlık. Ben hemen hızla sözü Şevin hocam size vermek istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. İlk önce davetiniz için çok teşekkürler. Ankara Mimarlar Odası panelistlerim, ben burada olmaktan gurur ve mutluluk duydum. Öte yandan sizin de ilk başta söylediğiniz gibi bu benim konuşmam da bir özel sayı üzerinden gidecek. Mimarlar Odası'nın gene koordinatörlüğünde yapılan, Pelin Tan'ın editörlüğünde yapılan bir özel sayıdan aslında oraya yazdığım bir yazının altlığı. Ama İlhan Hoca'nın açılışı tabii çok zihin açıcı ve aslında birçok açıdan benim sunumumun da onun içine oturduğunu görmek, eklemlenebildiğini görmek çok hoşuma gitti. Çünkü belki bu sorulara böyle devam ederek sonuçta da soru ve cevap kısmında döneriz diye umuyorum. Şimdi o yüzden biraz ben bir şeyler göstermeye başlayayım. Onun çerçevesinde bir slide şeyim var, show gibi bir şeyim var. Oradan başlayalım diyorum. Şimdi yazımın, dergideki yazımın da başlığı felaketle şekillenen kentsel mekan. Bu konu bana ilk geldiğinde editör tarafından, Pelin Tan tarafından ben nasıl bir yazı yazayım diye düşünüyordum. Kendim de uzun zamandır ekoloji ve risk üzerine çalışıyorum. Özellikle Amerikan kentlerinde ve karşılaştırmalı olarak da sonradan Tokyo ve Mumbai üzerine bir planlama arayışının çalışmasını yapıyorum. Esnek adaptasyon kavramı zaten pandemiyle birlikte çok hayatımıza girdi burada Amerikan şehirlerinde, flexible adaptation olarak. Bu herkesin artık kullandığı, sadece plancıların, mimarların değil, herkesin kullandığı bir terime dönüştü. Bundan yola çıkarak acaba bunu ben kapalı sistem sürdürülebilirliği ile karşılaştırsam nasıl olur diye yola çıktım. Ve dediğim gibi daha önce yaptığım çalışmalar da zaten buraya doğru işaret ediyor. Bu açılış slaydını çok seviyorum. Yıllardır kullandığım bir slayt, hala bırakamadım ama 2011 yılında National Geographic dergisi özel bir sayı hazırlamıştı. Oradan alınan bir slayt. Birkaç şey içinde zaten dakika içinde anlatacağım. Bengal Körfezi'nden, onu hemen slaydın şeyini vereyim, kaynakçasını vereyim. Oradan devam edeyim. Şimdi konuşmanın alt başlıkları var. Gene bir şey sohbet gibi yapacağım. Yani çok bir lecture vesaire gibi değil. Ama ilk başta krizler ve felaketler acaba arttı mı? Ya da sıklığı mı arttı? Bize mi öyle geliyor? Hep bununla ilgili yazılar çıkıyor. İşte 100 yılda bir olan felaketler işte 25 yılda bire düştü. Özellikle Amerika iklimi çok yakından takip ediyor. Çünkü birçok kenti kasırga rotası üzerinde olduğu için mevsimsel olarak kasırga takibi yapılıyor. Bu da sıklık konusunu sıkça aslında ortaya çıkarıyor. Bunlarla ilgili belki bir açılış yapmak istiyorum. Sonra tarih boyunca zaten kentler yıkım ve yeniden yapım süreçlerine maruz kalmıştır. Bunu İlhan hocamız da söyledi. Hani bununla ilgili çok çalışma var. Sonradan kentin mühendislikle yeniden yapılandırılması, Paris örneği, Viyana örneği, Londra örneği, New York'un ve Chicago'nun yeniden yapılandırılması falan. Bunlar çok bilinen örnekler tabii. Ben burada farklı olarak yazımda bahsettiğim şeylerden, örneklerden Tokyo'yu konuşmak istiyorum. Çünkü felaketle her gün neredeyse yaşayan, çeşitli felaketlerle yaşayan bir şehir. Benim de çalışma alanlarımdan birisi. Ve bugün de ne garip bir tesadüftür ki Mart 11 Fukushima felaketinin 10. yılı. Yani ne, hem Covid'i aslında burada konuşuyoruz hem de bizi çok etkilemediğini düşünsek de bir küresel nükleer felaketinde 10. yılına denk geliyoruz. O anlamda gene İlhan Hoca'nın da söylediği gibi felaketler insan kaynaklı ve insan kaynaklı olmayan doğanın kendi döngüsü içinde yarattığı değişimler üzerinden ikiye ayrılıyor. Ama biz bunun üst üste bindiği bir gündeyiz. Sonra belki biraz mimarlıkta kapalı sistem sürdürülebilirliği niye bu kadar çabuk adapte edildi, nereden çıktı, sorunlara çözüm olabiliyor mu? Çünkü zaten biraz mimarlık da dahil etmek istiyordum yazıma, ondan da bahsettim. Zaten detaylı yazıda yazıyor, onu okursunuz isterseniz. En sonunda da COVID-19 pandemisi nasıl bir kriz? Bu özellikle de resiliency, dayanıklılık planlaması çerçevesinde evrilen bir gelişim ve gelişme dünyada. Gene aynı şekilde küresel ve planetary ölçeğinde herkesin bir şekilde
alarma geçtiği bir kriz. O anlamda da onunla sonlandırarak devam ederim diye düşünüyorum. Bu imaj, National Geographic'ten gelen bu fotoğraf, Bengal Körfezi'nde camilerini yüksek bir yere, korunaklı bir yere taşıyan köylülerin fotoğrafı. Ve bu insanlar bunu her zaman yapıyorlar. Bir tayfun ve muson döneminde her zaman bazı ana yapılarını yüklenip daha kuru yerlere taşıyorlar. Bu bunların döngüsel, mevsimsel yaptıkları bir şey. Bu anlamda zaten low tech dediğimiz düşük teknoloji bir adaptasyon stratejisi geliştirmiş bir bölge burası. Kuru ve ıslak yaşam üzerine ikili bir döngü kurmuş bir alan. Biz bunu sadece işte böyle bir National Geographic makalesi üzerinden öğrenebiliyoruz ama binlerce, milyonlarca insan için Bengal Körfezi'ndeki bu bir yaşam biçimi aslında. Zaten makalenin başlığı da Coming Storm, yaklaşmakta olan fırtınaydı. Ve 2011 tam Sandy kasırgası Amerika'da, o sırada ben de New York'ta yaşıyordum. New York'u ve bütün doğu yakasını talan eden bir kasırganın bir sene öncesi bu. Bu tip aslında mevsim değişiklikleriyle ve daha çok iklim değişikliği üzerinden daha da sıklığı artan veya yoğunluğu artan değişikliklerle Bangladeş gibi bir ülke, Bangladeş tek değil bu konuda, mesela Nijerya'da aynı şekilde, Gana'da aynı şekilde, Afrika'da sürekli karşı karşıya kalan, maruz kalan, buna göre kendilerini ve nüfuslarını adapte etmek zorunda kalan yerler bunlar. Bu anlamda baktığımızda bizim kapımıza gelmemiş olması herhangi bir felaketin dünya üzerinde acil durum için harekete geçilmemesi anlamına gelmiyor. Çünkü aslında biz bazı şeyleri biraz daha geç yaşarken dünyanın başka yerlerinde, işte gelişmekte olan ülkeler diyelim ya da gelişen ülkelerde aynı anda bu krizler yaşanabiliyor. Burada özellikle bu makale o dönem çok dikkat çekmişti. Nasıl adapte ediyorlar kendilerini ve hayatlarını ve çeşitli soft strateji dediğimiz yumuşak stratejilerle bu insanların büyük büyük yatırımlar ve mühendislikler şey yapmadan, ihtiyaç duymadan nasıl bunlara adapte olduğuna dair bir makaleydi bu. Sonra bir sene sonra, tam bir sene sonra Sandy kasırgası oldu Amerika'da. Bu fotoğraf da bence çok anlamlı. Çünkü bütün New Jersey sahili bu şekildeydi şeyden sonra, kasırgadan sonra. Gördüğünüz gibi hiçbir yere gidemeyen, çatıları taşınamayan birçok statik yapının büyük bir yıkıma uğradığını gördü Amerika. İlk defa özellikle de Northeastern Corridor dediğimiz kuzey ve doğu koridoru çok büyük yara aldı. Tabii bu önemli. Neden? Çünkü çok dünyada finansal açıdan önemli yerleri olan kentler burada. Stratejik anlamda önemli kentler burada. Bunun tabii ki tahribatı daha büyük yankı yarattı. Yoksa aslında kasırgalar Karayipler'de de böyle etkiler yaratıyor ama bunun kapıya gelmesi, Wall Street'e kadar gelmesi dünya açısından enteresan bir uyanışa sebep oldu. Yani Amerika'da birden, o dönem zaten Obama hükümeti vardı ve birden ulusal yapılandırma ve recovery planları ortaya koyulmaya başlandı. İlk defa görülen bir şeydi bu. Yani bir federal devletin devreye girip iki tane özellikle bundan çok etkilenen eyaleti kurtarmaya çalışması ve bunun kapsamında da genel ulusal bir plan hazırlatması ilk defa, uzun zamandır ilk defa olan, 30'lardan beri ilk defa olan bir şeydi. Bu da zaten bu tip bir felaketin nerede olduğunu, coğrafi olarak nerede olduğunu, önemli olduğunu gösteriyor. Gene İlhan Hoca'nın da söylediği gibi aslında işte bazı ülkeler bununla uğraşırken ve çözümleri bulamamışken esas böyle bir çözüm arayışları büyük ülkeler ve gelişmiş olan kategoride olan ülkelerde şey yapıyor. Tabii bunun olması çok da bir şey ifade etmiyor. Çünkü hemen sonrasında gene Sandy'nin böyle bir kapak çıktı New York dergisinde. Ve ben bunu çok da farklı görmüyorum Bangladeş'te yaşanan felaketin insanları çaresiz bırakmasıyla. Kentin yarısı karanlığa gömüldü. Bir hafta bu şekilde yaşandı. Birçok insan haftalarca suyunu kullanamadı. Yakın zamanda gene Texas'ta böyle bir şey yaşandı, Amerika'da zaten. Ama bu kapak yani yüzyılın herhalde New York kapsamında ve özelinde en vurucu kapaklarından biridir. Bir kentin nasıl bu kadar çaresizliğe mahkum olduğunu, bu kadar büyük yatırımların, bu kadar büyük altyapı güya yatırımların olduğu bir kentin bazen Bangladeş'te bir köy kadar çaresiz kalabileceğini de
gösteren bir kapaktı. Benim için de böyleydi. Yani bu çalışma kapsamına oturdu zaten. Burada da The City and the Storm, yine şehir ve fırtına veya kasırga başlığı atılmış. Yani bu çok, tabii ki bunlar manidar üst üste olmaları. Gene aynı şekilde büyük planlar yapıldı, yarışmalar düzenlendi. Nasıl çözeriz bunu, işte New York'u nasıl kurtarırız falan gibi bir ulusal yarışma düzenlendi. Ve bunun sonuçlarına da büyük paralar ödendi federal devlet tarafından. Ama hiçbiri şu anda uygulanamıyor. Çünkü gene aslında benim konuşmamın belki de ana fikri olan kapalı sistem düşünmesine takılan bir çözüm oldu bu. Ve hala şu an New York 2100'de olabilecek iklim değişikliği üzerine bir de olabilecek kasırgayla birçok bölgesini kaybetmeye mahkum görünüyor. Yani hala buna bir çözüm gördüğünüz gibi bulunamadı. Sel baskını ve su baskınları şehrin birçok yerini aslında tehdit ediyor. Bu kadar yatırıma veya bu kadar federal düzeyde ilgiye rağmen buna gene de bir çözüm şu anda tam bulunabilmiş değil. Bu tabii dünyanın her yerinde dediğim gibi yaşanıyor. İşte gene İlhan Hoca'nın planetary kavramına yaptığı vurgudan da bunu görüyoruz. Aslında bunu küresel ölçekte değil de gezegen ölçeğinde yaşıyoruz. İşte bu da Jakarta'da 2013'te yaşanan tayfun sonrası mahallelerin durumu. Yani bu tip senaryoları çok sık görüyoruz. Yani bunun pandemi olmasına gerek yok, sadece bir çevresel kriz, bir sistem krizi. Gezegen ölçeğinde bir sistem krizi aslında yaşanıyor. Pandemi sadece bunun herkes tarafından aynı anda hissedilmesine belki de aracı olduğu için böyle bir büyük değişimi bekliyoruz ondan. Şimdi kentler tarihine baktığımız zaman birçoğunuz belki bilirsiniz, Tokyo örneği çok önemli bir kendi başına bir örnek, case study. Çünkü çok farklı felaketlerle baş etmeye çalışmış bir bölge orası, coğrafi bölge. Hala da öyle. Aktif volkanlar, tsunamiler, su baskınları, şimdi de üstüne tabii insan yapısı nükleer felaketler geldi. İşte tam Mart 11, 2011'de de Fukushima nükleer reaktörünün patlamasıyla tsunami sonrası bazı kentlerin nasıl harap olduğunu buradan görebiliyoruz, yıkıma uğradığını. Ve bu yıkım öyle bir yıkım oldu ki yani aslında mühendislik anlamında kendini yeniden yapılandırmaya çok hazırlıklı olan Japonya gibi bir yerde bile şu anda hala bu bölgeler izolasyon altında. Yani şu anda biz kendimizi mesela COVID üzerinden izole ediyoruz. Burada bölgeler kordon altına alındı ve izole edildi. İşte nükleer sızıntı dolayısıyla. Yani aslında bu izolasyon meselesi de bireyden topluma, toplumdan mekana, mekandan bölgeye kadar sıçrayan bir şey. Yani bu izolasyon, karantina mevzusunu biz sadece şu anda belki bireysel ve ailesel ölçekte yaşasak da ileride olabilecek herhangi bir felakette biz bunu bölgesel, mahalle ölçeğinde, kent ölçeğinde de yaşayabiliriz. Bir kentin tamamen karantina altına alınması ve dünyadan koparılması da söz konusu olabilir ki bunu da gene 2009-10 sıralarında Ebola krizinde Afrika'da bazı kentler yaşadı. O da bir kamu sağlığı kriziydi. Yani bu krizler aslında her an olmakta. Her an biz sadece bunu kapımıza geldiği zaman gezegen ölçeğinde hissettiğimiz için şu anda bunları daha sık konuşur olduk. Bu çok enteresan gene bir fotoğraf. Fukushima sonrası bugünden çekilmiş bir fotoğraf. Eski bir yolun, bir otoyolun tamamen doğayla kaplanması, çünkü oradan çıkarılamayan, sızıntı yüzünden çıkarılamayan ağaçları, araçların doğaya karışmış olması şu anda. Çok enteresan bir Çernobil benzeri bir landscape oluşturuyor tabii, bir sahne oluşturuyor bu. Japonya'da bu kriz mevzusu çok eski. Yani şurada mesela eski scroll'lara, işte böyle eski şeylere, minyatürlere vesaire baktığımız zaman görüyoruz ki 1657'deki büyük Meiriki yangını zaten resmedilmiş. İnsanların kaçışı, yangını söndürme biçimleri, işte o zamanın Edo'su, şu anın Tokyo'su aslında. Tokyo'da oluyor bu yangın. İşte ve görüyorsunuz oradaki yoğunluk, panik. Bunların hepsi aslında resmedilmiş. Hani İlhan Hoca bahsetti. Bunun acaba edebiyatı yapıldı mı, yapılıyor mu? Bunu aslında resimde, sanatta da görebiliyoruz. Bu felaketlerin, mesela Picasso'nun Guernica tablosunda olduğu gibi bazı felaketlerin resmi var tarihte. Bu da öyle bir şey. Ama Tokyo bununla kalmıyor tabii. Yüzyıllar boyunca çeşitli döngüsel felaketlere maruz kalıyor. En çok bilineni de
Büyük Kanto depremi 1923'te olan, hatta sonradan bilinen Frank Lloyd Wright'ın gidip orada öncesinde bir otel yapması, otelin, Imperial Otel'inin yıkılması falan, bu bilinen bir mimarlık şeyidir, tarihi enstantanesidir. Ama Büyük Kanto depremi Tokyo'nun birçok kısmını yıkmıştır. Merkezde özellikle bu iki harita bunları gösteriyor. Ama insanların fark etmediği bir şey, aslında İkinci Dünya Savaşı'ndaki yıkıma benzer bir yıkımdır bu. Yani bölgesel olarak baktığınızda neredeyse aynı hektar alanında bir yıkım bu. Ve sadece biz bunları tarihsel konjüktüründe farklı biçimlerde duyuyoruz, görüyoruz. Ve kentler kendilerini yeniden bunlar üzerinden yapılandırıyorlar. Büyük Kanto depreminin hemen sonrasındaki yapılandırma faaliyeti mesela Japon kentlerine örnek olan bir faaliyetti. O da Tokyo'nun yeni bir planının yapılması. Aslında bu Nazım imar planı mıdır, fiziksel çevre planı mıdır, daha büyük bir bölgesel. Çünkü Tokyo aslında merkezi ve suburb dediğimiz alt merkezleri ve eklenti alanlarını da ekleyen bir plan bu. Ve ünlü bir belediye başkanı Goto Shinpei'nin bir vizyonu bu. Onda da şöyle yapıldı. Şehrin gördüğünüz gibi önceki haritasına baktığınızda, Kanto depremi öncesindeki büyük alanları, arterler açıldı, yeşil alanlar önerildi. Yani aynı bugün pandemide konuştuğumuz gibi bu şehir deprem sonrası nasıl yeniden yapılandırılır? Ya da İstanbul'un hala güncel olarak kullandığı nasıl yeniden güçlendiririz, yapılandırırız tartışmaları 23'ten 30'lara kadar Tokyo için de geçerli oldu ve bazı kalıcı tabii değişiklikler yapıldı. Kente aslında güçlendirme alanında yapılan bazı değişiklikleri biz bugün hala görüyoruz Tokyo'ya gittiğimizde. Topolojiler değişti, tipolojiler değişti. Baktığınız zaman mimarlığa katkısı var mı, böyle bir değişimin var. İlkokul binası tipolojisine mesela deprem alanı sığınağı tipolojisi eklendi falan. Bugün gittiğinizde Tokyo'da birçok ilkokul aslında aynı anda deprem toplanma alanıdır. Böyle bir hibrit model çıktı bu dönem sonrasında. Yani nasıl Paris'te pencereler açıldı, avlular açıldı. Bina ölçeğinde aslında bunların karşılığı var bu tip değişikliklerin. Yani mimarlık burada sadece suskun bir partner değil. Yer yer yapısal ve tipolojik değişikliklere sebep oluyor bunlar. Ama bunlar büyük ölçekte sistem ölçeğinde bir şeye yarıyor mu? O bir sonraki zaten alt başlığımın sorusu. İşte bu köprüler, baktığınız zaman bu kartpostal aslında 20'lerde çok merkezi bir bölgesi Tokyo'nun, bizdeki hani Sirkeci, Eminönü aksı gibi bir alt ticaret merkezi burası. Baktığınız zaman şehrin hala yoğunluğunu korumuş eski deprem öncesi mahalleleri dururken, bir tarafta açılan yeni arterlerde, öteki tarafta modernizasyon, işte yapı yönetim değişikliği, yeni malzeme kullanımı vesaire gibi şeyleri görebiliyorsunuz. İkisinin aynı anda olduğu bir dönem de var. Bundan dolayı kent kendini yeniden yavaş yavaş aslında yapılandırmış bir kent. Sonra 60'larda bambaşka bir gerçeklik oluyor tabii. İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı tahribatla beraber bu sefer o tahribatı, o molozu ne yapacağız kavramı var. Yani o molozlar nereye taşınacak? O kadar büyük bir tahribat ki bu da ayrı bir kriz aslında. Yani molozun taşınması, debrinin taşınması nasıl olacak diye. O sırada da akla gelen, aslında çok yanlış bir kentsel strateji olan kanalların doldurulması fikri yapılıyor ve 50'ler ve 60'lar kanal doldurma operasyonlarıyla geçiyor. Aslında pek insan bilmez, Tokyo çok kanallı bir şehir. Aynı Venedik gibi gittiğinizde bazı yerlerde hala görebiliyorsunuz ama birçok kanal alanı üstünden doldurulmuş bu molozlar ve bu yıkımlarla. Sonradan işte eminent domain dediğimiz kamusal kullanıma açılmış ve arsa ve parsel payları yollara katılmış ve genişletilmiş. Yani bu aslında genişletilme, adaptasyon stratejileri her zaman da çok doğa düşünülerek, ekoloji düşünülerek yapılmamış. Şu anda mesela kanalların doldurulmuş olması Tokyo'da çok büyük hidrolojik sorunlara sebep oluyor. Ve bunu geriye dönüp çözmeye çalışıyorlar, yeni çözümler üretmeye çalışıyorlar. Hangilerini geri çevirebiliriz? Aynı İstanbul'da da başka Türkiye'deki kentlerde gördüğümüz gibi bu drenaj meselesinin çözülememesi, mühendislik anlamda çözülememesi büyük ölçekte su baskınlarına, sellere tabii çanak tutuyor. Bugün baktığınızda Tokyo'nun çok yapılı, çok katlı, katmanlı
aslında yapısı. Tüm bu yapılan farklı dönemlerde yapılan 20'ler, 30'lar, 40'lar, 50'ler o dönemdeki adaptasyonların görünür olmasıyla ilgili. Bunu gömmek yerine, bu adaptasyonları gömmek yerine daha çok dışarıda yaşayan bir şehir Tokyo. Çünkü aslında gene de deprem riskinden dolayı zemin altında çok fazla bir şey yapılamıyor. O yüzden şehre gittiğinizde kakofonik diyebileceğimiz bir altyapı şeyle sahnesiyle karşılaşıyorsunuz. Ama buna dikkatli baktığınızda aslında bu altyapılar belli dönemlerin değişimlerine ışık tutan şeyler, işaretler şehirde. Onu da gördüğünüz zaman aslında kentsel okumanın kolay olduğu bir şehir bir tarafıyla da. Şimdi tabii bu şekilde adaptasyonlar mümkün, bu şekilde yeniden yapılandırmalar mümkün. Ben şöyle dedim yazımda, aslında mimarlık çok yakın zamana kadar böyle krizlere hep yeniden yaparak cevap verdi. Çünkü kendini stabilite üzerine kurmuş bir disiplinin tabii ki temellerini stabilite üzerine kurmuş bir disiplinin uncertainty ve risk dediğimiz belirsizlik ve risk kavramlarını bünyesinde barındırması çok zor. Yani bunu nasıl barındırır? Nasıl bunu mimarlık eğitimine yansıtırız? Bu öngörülemez durumla ya da öngörülebilir ama sistem değişikliği isteyen durumla mimarlar nasıl mesela yeni araçlara doğru hazırlayabiliriz? Bunlar aslında her yerde sorduğumuz bence sorular. Sadece Türkiye'de değil, dünya ölçeğinde sorduğumuz sorular bunlar. Sürdürülebilirlik bir dönem için mimarlık kurtardı, geçici olarak kurtardı. Şöyle oldu, bu 60'larda özellikle, bunun gerisi 60'lar, Buckminster Fuller'ın çok önemli bir projesi vardır. Geodesic Dome diye, jeodezi dünyası veya küresi diye bir kavram ortaya attı. Bunu da uzay gemisi dünyamız yaklaşımının içine koydu. Burada Fuller'ın önemli olan, aslında çok kritik olan bir söylemi vardı. O da şuydu: dünya bir uzay gemisi, bütün evren içerisinde hepsi bir sistem ve biz bunu doğru yönetemiyoruz. Gene bahsettiğimiz, hocamızın da, İlhan Hoca'nın da bahsettiği sistemler arasındaki oyunlar ve sistemler arasındaki iki alternatif senaryo, burada Fuller'ın da düşüncelerini destekleyen arka plan teori. Ve bunu da ilk defa Amerikan Plancılar Birliği'nin toplantısında öne sürüyor. Diyor ki aslında bir mimar olmasına rağmen bu anlamda plancılara sesleniyor ve diyor ki sistem düşüncesini daha genişletip yapabiliriz bunu, benimseyebiliriz. Bunu nasıl acaba yaygınlaştırırız diye soruyor. Kendi prototiplerini de bunlara belki bir araç olarak gösteriyor aslında. Kendi prototiplerini buna hazırlıyor. Bir düşünce ve provokasyon aracı olarak da kullanıyor bu anlamda baktığımızda. Zaten 60'lar, ben de makalemde bahsettim, sistem düşüncesinin çok öne çıktığı bir dönem. Sibernetikle özellikle planlamada da yer buluyor ama çok kısa sürüyor. Planlama sonrasında bunu akılcı planlama veya katılımcı planlama akımlarının 70'lerde daha çok öncelik kazanmasıyla beraber o bir dalga olarak orada kalıyor ve kapanıyor. Yani 60'ların çok kısa bir dönemi aslında. 10 senesi, 10-20 senesi belki maksimum var bu düşüncenin 60'larda. Sonrasında ama çok görmüyoruz bir planlama düşüncesi olarak. Sürdürülebilirlik bunu aldı. Buckminster Fuller'ın bu prototip yaratma fikrinden yola çıkan birçok mimar aslında bununla ilgili deneyimler yaptı. İşte çölde ekolojik kentler kuranlar, Arcosanti projesi burada, Soleri'nin mesela ünlü bir projedir. Çölde kendi kendine yeten bir komünite kurma hayali, biraz da ütopyayla beslenen bir şey aslında. Ve kendi içinde yoğunluğu yüksek, dünyanın kaynaklarını az harcayan, çünkü aslında Buckminster Fuller da buna dikkat çekiyor. Dünyanın kaynaklarını nasıl kullanıyoruz, bunları nasıl harcıyoruz? Bunun üzerine buradan esinlenen birçok mimarlık tepkisi geldi. İşte bu Arcosanti kompleksi bunlardan bir tanesi. Ama maalesef %3'ü sadece bu gördüğünüz modelin yapıldı. Onunla beraber de aslında düşündüğü kadar sürdürülebilir bir, mimarın düşündüğü kadar sürdürülebilir bir yaşam biçimi olmadığı ortaya çıktı sonrasında ve bir deneyim olarak orada kaldı. Sonrasında tabii 70'lerin sonunda 80'lerde özellikle Pasifik tarafından Singapur, Avustralya, biraz bir nebze Endonezya,
Burada bir tropikal iklimlendirme akımı görüyoruz. Onlar oradaki mimarlar sürdürülebilir ve biyofilik yaşam biçimlerini adapte ettiler. Bunun üzerine zaten gittiğinizde mesela Singapur gibi bir şehirde bunun yansımalarını çok görürsünüz. Her bina kendi içinde bir ekosistem olmaya çalışıyor. İşte bunu yeşil çatılar, çeşitli yağmur suyu geri dönüşüm projeleri vesaire gibi binalara entegre sürdürülebilir olduğunu düşündükleri sistemlerle desteklediler. Bu da Ken Yang gibi, Glenn Murcutt gibi mimarların aslında öncülüğünü yaptığı akımlar, biyofilik yaklaşımlar diyelim. Bunlar hep zaten bu çeşit sürdürülebilirlik denemeleri. Ama sorun şurada oldu. Bu sürdürülebilirlik denemeleri hep bina ölçeğinde veya maksimum parsel ölçeğinde kaldı. Aslında adaya çıktığımız zaman ya da kente bağlandığımız zaman bu ölçeğin sürdürülebilir olduğunu görmüyoruz. Yani bunu kentsel ölçekte devamını kılan bir yaklaşım görmek için ancak bir şehrin ekositi olarak, ekokent olarak sıfırdan inşa edilmesi projeleri var. Ki onlarda bile birçok sorun var. Orada da sosyal adalet kavramı devreye giriyor. Bu kentlerde kimler yaşayacak? Bu kentlerde yaşamayı kimlerin gücü yetiyor? Mesela bunu Abu Dhabi'de işte Masdar kompleksiyle yapmaya çalıştılar ama birçok tepki aldı o da. Kendi içinde belki sistem olarak sürdürülebilir bir kent hayal ettiler ama ekonomik ve sosyal olarak sürdürülebilirliği olmayan bir yaşam biçimiydi. Bu yüzden de zaten 80'lerde çevresel adalet akımlarıyla beraber sürdürülebilirliğin sadece bir teknik bir mesele olmadığını ve sosyal ve ekonomik bir mesele olduğunu da görüyoruz. Bu açıdan mimarlık hala bu pasif iklimlendirme, havalandırma, işte yeşil çatı yapımı, yağmur suyu kullanımı falan gibi bina ölçeğinde denemeleriyle devam ediyor. Bunu bir kompleks ölçeğinde belki bir blok ölçeğine taşıyabiliyor ama kente baktığı zaman, eklemlendiği zaman burada bir çözüm üretemiyor. Covid-19 tam da zaten bunun üzerine geldi. Ben Covid-19 için sürdürülebilirliğin ilk küresel kazası diyorum. Makalemde de onu söyledim. İlk küresel kazası. Bu kaza kavramı da Virilio'nun, Fransız düşünür Virilio'nun 11 Eylül olayları sonrasında çıkan bir Accident diye bir kitabı vardır. Orada bahsettiği bir şey. Şöyle der, gemiyi icat etmek aslında gemi kazasını da icat etmektir. Yani her yeni icat ettiğiniz ya da her yeni bulduğunuz kavramın bir de kaza tarafı vardır. O yüzden aslında sürdürülebilirliği biz yaklaşık 30 senedir dünya üzerinde tartışıyoruz. Şöyle mi yaşasak, kaynakları böyle mi kullansak, nasıl yeniden bu kaynakları yapılandırsak, gelecek nesiller meselesi, işte karbon emisyonları vesaire bunlar hepsi bir şekilde uzmanlaşıldı, üzerine uzmanlaşıldı. Ama sistem olarak baktığımızda ilk defa kazaya uğradı. Neden kazaya uğradığını da birazdan bahsedeceğim. Zaten bundan girişte de bahsedildi. Gördüğünüz gibi aslında pandemi sırasında hepimiz arabalarımıza, yani ben değil şahsen arabam yok ama arabası olanlar arabalarına yöneldiler. Çünkü toplu taşımadan korkar oldular. Amerika'da özellikle %50 bir artış var. Ve ben mesela burada metroya bindiğimde görebiliyorum farkı. Metroların kullanımı inanılmaz azaldı ve insanların bir güven sorunu oluşmaya başladı. Öte yandan 21. yüzyılın yeni yaşam biçimi olarak düşündüğümüz Uber gibi aplikasyonlar, orada da çok büyük bir düşüş yaşandı, ride sharing dediğimiz kavramda. Onlara baktığınız zaman aslında sürdürülebilir olma yolunda attığımız adımlarda sekteye uğrama görüyoruz. Yani bu anlamda insanların bireysel alanlarını, bireysel safety, konfor alanlarını ve güvenlik alanlarını daha çok önemsediğini gördük. Tabii ki bir de üstüne sosyal adalet meselesi var. Mesela Amerika'da siyah vatandaşların her eyalette bundan COVID meselesinden çok daha fazla etkilendiğini, çok daha hazırlıksız yakalandığını gördük. Bu da dünya üzerinde gene İlhan Hoca'nın da bahsettiği gibi bu krizin de eşit oranda yaşanmadığını, aşıya ulaşım, sağlık sorunlarının boyutları vesaire bunlarda da bir dağılım adaletsizliği olduğunu zaten gösteriyor. Öte yandan Amerika'da enteresan bir şey oldu. Ev satışları çok yükseldi, ev fiyatları yükseldi. Çünkü herkes aslında daha büyük evlere, daha uzakta evlere geçmeye başladı. İkinci evlerini almaya başladı insanlar.
bir anda burada yeni yeni yeşermeye başlayan beraber yaşama, kohabitasyon kavramı oradan da darbe aldı. İnsanlar komşularına güvenmemeye başladı. Aslında bu bir toplumsal güven krizi de olmaya başladı. Kim sağlıklı, kim sağlıksız, kim benim aslında güvenlik çemberime dahil olmalı gibi kavramlarla tanıştık. Bu tabii çok insan, sosyal bir varlık, onu da çok derinden sarsan bir kriz. Sosyal olarak da bizi çok sarstı. Öte yandan her yerde gördüğümüz parklarda uzak durun birbirinizden, yan yana oturmayın, işte şu kadar mesafe şeklinde. Normalde parkları 20. yüzyılda özgürleştiren, demokratik alanlar olarak sunan Batı planlaması birden parklar üzerinden de bir kısıtlamaya girince insanların sosyalleşme paternleri de tabii ki çok değişti. Bunun üzerine çok önemli bir belki de görsel World Economic Forum'dan geldi. Aslında bunun bir sistem krizi olduğunu görselleştirdiler. Ve COVID-19'un çeşitli etkilerini işte ticaretten seyahate çeşitli etkilerini ve onun alt gruplarını resmettiler. Ve bunu da gördüğünüz zaman aslında her şeyin birbirine bağlı olduğunu görüyorsunuz. Domino efekt dediğimiz bir görselleştirme biçimi. Bugünlerde burada çıkan bütün haberler aynı şeyi söylüyor. Sistem düşüncesi bizi geleceğe hazırlayacak olan yoldur. İşte systems thinking bizim planlamada daha çok aslında benimsememiz gereken yeni bir modeldir. Aslında yeni olmayan, eskiden getirilen yeni bir modeldir vesaire. Bu her alanda konuşuluyor. Sağlıktan eğitime. Bu anlamda da planlamanın tabii bununla nasıl ilişkileneceği, buna dair resiliency kavramının nasıl bir dayanıklılık kavramının sistem olarak nasıl yeniden inşa edileceği enteresan bir alan bence. Bunu bekliyoruz. Yani önümüzdeki birkaç sene bence bununla geçecek. Şimdiden çok alakasız alanlarda arz mesela zinciri alanında endüstri mühendisleri bunu düşünmeye başladılar. Acaba arz zincirlerini nasıl yeniden yapılandırsak da gene bir krizde ulaşıma, yani bazı şeylere ulaşıma zorluk yaşamasak vesaire. Burada tabii tuvalet kağıdı ve el dezenfektanını koymuşlar. Bunu sembol olarak kullanmışlar ama burada da yani her alanda bir döngüsel yaklaşım, sistem yaklaşımı tanıtılma çabası var. Gene enteresan ve belki de komik bir şey. Amerika'da özellikle bu dönemde birçok sektör kendini başka bir şeye angaje etti, başka bir üretime angaje etti. Bunun en çok bilineni de içki üreticilerinin bir anda el dezenfektan üretmeye başlaması. Çünkü yüksek derece ve yüksek oranda alkol depolayan yerlerin buralar olması ve birden bir halk destek çabasıyla bütün bu üreticiler, Jim Beam gibi işte bilinen viski markaları vesaire birden el dezenfektan üretmeye başladı ve kendi enteresan şişelerinde bunları satmaya başladılar. Bu da belki de pandemide esnek üretim modellerinin tekrar ileride söz konusu. Her şeyde bir esneklik ve her şeyde bir adaptasyon kavramının ileriki politikalarda belirleyici olduğunu gösteriyor. İşte kentsel ölçekte baktığımızda hepimizin bildiği işte trafiğe kapanan caddeler, burada Madrid örneği var. Her yerde oldu bu. Berlin'de oldu, New York'ta oldu, Chicago'da oldu. Caddelerin aniden trafiğe kapanması, aksların değiştirilmesi, özel izinlerin çıkarılması. Bunlar çok çabuk oldu aslında. Ve bir yandan da insanı şunu düşündürtüyor. Bunlar bu kadar çabuk adapte olabiliyorduysa biz geçmişte niye bunları bu kadar hantal süreçlere kurban ettik? Neden bazı kentsel dönüşümler bu kadar hantaldı? Eğer bir kriz esnasında biz aslında bunu bu kadar çabuk adapte edebiliyorsak hukuki olarak da baktığımızda. Tabii iyi tarafları da işte bazı şeylerin kullanımı arttı. Bisiklet bulamıyorsunuz satın almak için Amerika'da. Öte yandan da kentsel genel ölçekte baktığımızda Chicago üzerinden ben bir şey yaşadım. Chicago planı çok bilinen 1999'da Daniel Burnham'ın çizdiği bir plandır. Ve bu plan her şey uygulanmasa da özellikle göl üzerinden yaptığı adaptasyonlarla çok iyi bilinir. Göl kenarının bir park sistemine dönüştürülmesi ve o gölün her zaman kamuya açık tutulması Chicago'da bir örnektir. 1869'da böyle bir hukuki dava vardır ve oradan alınan kararla, hala geçerli olan kararla göl kıyısı asla yapılaştırılamıyor ve kamuya açıktır. 3 tane park sistemi vardır bu göl kıyısında. İlk defa belki de tarihinde göl kıyısı kapandı. Bu da bizim belediye başkanımız Lori Lightfoot.
Ve o tabii bir mime dönüştü internette. Her yerde Lori Lightfoot fotoğrafları koymaya başladılar ve çok kesin bir kararla gölü kapatıyorum dedi. Göl kıyısına inemezsiniz dedi ve gene bu da çok ironik bir şey. Kendini ve kimliğini göle ulaşım üzerinden konumlandıran Chicago kentinin aslında göle erişimi bir anda kesmesi ve insanların o şeyini elinden alması, sosyalliğini elinden alması çok tabii yankı Lori Lightfoot bir şeye figüre dönüştürüldü. Hatta böyle mimler yapıldı. Sen bu böyle parkları da kapatırdın olsaydın falan filan. Aslında enteresan buradaki mimi ben çok anlamlı buluyorum. Çünkü tam 1800'lerin sonunda 1900'lerin başında kent parkları kavramıyla tanışıyorduk. Kentlerde parklar oluşturuluyordu. Öyle bir yeni sosyalleşme alanı oluşuyordu. Şimdi de tam bu dönemde aslında o kentlerin, o parkların boşaltılması ve sağlık problemi oluşturması bize bir 100 yıl sonra neredeyiz sorusunu sorduruyor. Gene kamusal alanın kullanılması ve insanların birbirinden ayrılması, yoğunluğun azaltılması bunlar hep her yerde gördüğümüz şeyler. Tabii kaza olarak baktığımızda, tekrar baktığımızda sürdürülebilirliğe bu dışarıda kullanılan ısıtıcılar vesaireler bunlar hepsi şimdiye kadar inandığımız bütün prensiplere ters olan şeyler. Karbon emisyonu olsun, işte enerji kullanımı ve sarfiyatı olsun bunlara ters giden şeyler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu da tabii şu soruyu getiriyor. Sürdürülebilirlik kriz içerisinde aslında nasıl konumlanan bir kavram? Yeterli ulaşımı ve erişimi var mı? Bu kadar derin bir sistem krizinde bunun payı, mimarlığın rolü ne? Kentlerin rolü ne? Bunları tasarlamanın ötesinde sisteme nasıl daha fazla angaje olabiliriz? Sistemi nasıl aslında tasarlarken bazı plancı ve mimar olarak özelliklerimizi kullanabiliriz? Bunlar önümüzdeki dönemlerin soruları. Zaten her yerde şu anda soruluyor. Sadece burada konuşmuyoruz. Her yerde kentsel planlamanın, kent planlamanın, mimarlığın, kentsel tasarımın geleceği nasıl şekillenecek diye bir soru soruluyor. En sonunda da şunu koydum. 2009 yılında biz bir kent gazetesi yapmıştık o zamanki Bienal için ve ben ekoloji sayısını yapmıştım 2009'da. Riskin ekolojisi üzerine koymuştuk. Hatta provokatif bir imaj olarak da kapağı İstanbul'un farklı kanallarla bölünmüş halini resmetmiştik bir Photoshop'ta. Çünkü Kanal İstanbul projesinin ilk çıkış noktasıydı o dönem ve çok üzüntü verici. Hala aynı noktadayız. Hala aynı şeyi idrak edemeyip konuşuyoruz ve başka bir sistem krizine kendimizi belki de sürüklüyoruz. Ve bunları değiştirmek için nasıl araçlara ihtiyacımız var? Ben en çok bunu merak ediyorum, bunu soruyorum ve çalışmalarımda da bunu arıyorum. Umarım soru cevap kısmında da bununla ilgili konuşuruz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu kadar. Biz teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Çok sürükleyiciydi. Ben de bölmek istemedim o nedenle. Zoom'du galiba değil mi? Biraz zoom mu tuttu? Yok, gayet iyi. Hemen uzatmadan Gül Hocam sözü size vereyim. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bu etkinliği düzenleyen Mimar Odası Ankara Şubesi'ne teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da konuşmacılara ve tüm katılımcılara ve de dinleyecek olan herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Benim konuşmamda benden önceki iki konuşmacı hocamız İlhan Hoca ile Şemin Hoca çok benim konuşmama da bazı şeyleri söylemem gerektirmeyecek şekilde konuşmalar yaptılar. O da çok iyi oldu. Benim de bir paylaşımım olacak. Ekranı şimdi ama açamıyorum galiba değil mi? Açabiliyorum sanırım şu anda. Geldi değil mi ekran görüntüsü? Şu an devam. Tamam. Şu an geldi. Tamam, teşekkürler. Şimdi benim konuşmam başlığı da mekanın COVID-19'la imtihanı, tahakküm ve direniş üzerine olacak. Bütün konuşmada aktarmaya çalıştığım ve benim de çok merak ettiğim, az önce Şemin Hoca'nın da bıraktığı yere de işaret ediyor aslında. Yaşadığımız, içinde bulunduğumuz bu küresel salgının ve içinde yaşadığımız kapitalist üretim ilişkileri tarafından şekillenmiş kentlerde planlama ve tasarım yoluyla da bunun yaşadığımız ortam içerisinde çeşitli eşitsizliklerin yeniden üretildiği, daha doğrusu
mekan üzerinden eşitsizliklerin olduğu ve bu süreçlerde de yeniden üretildiği bir durumda COVID-19 karşısında nasıl mekan üretimi yol almış, neler olmuş? Bir de tabii doğal olaylardan söz ettik. Bu doğal olayların kendisine insanlığın nasıl ele aldığı ve onun ne zaman, ne şekilde afete dönüştüğü ya da felakete dönüştüğü gibi dönüşmeyebilir. Onu yapma biçimiyle de ilgili olduğunu düşünüyorum. Ve bütün bu toplumsal eşitsizlikler içerisinde mekan üretimine dair neler oldu gibi bir değerlendirme olacak son bir yıla ilişkin. İki başlık altında konuşmamı toparladım. İlkinde mekanın COVID-19 imtihanını diyorum ama aslında biliyoruz ki mekan toplumsal ilişkilerden ve bunu kuran bütün öznelerden bağımsız değil. Ve mekanın üretiminde çeşitli aktörler var. Kendi kendine mekan bir salgınla imtihan halinde değil. Başta bunun tasarımı, tasarım dediğimizde hemen kendi disiplinlerimize dönersek mimarlık, mühendislik, plancılık gibi alanlar. Ama mimar, mühendis, plancılar da bunu tek başına yapmıyorlar. Kamuya da özel imkanlarla, kamu kaynaklarıyla ya da özel işverenlerin yaptığı şeylerle bunlar olabiliyor. Tabii bu da aynı zamanda ya ihale koşulları ya da sermaye sahiplerinin yönlendirmesi ile ortaya çıkıyor. Bu da bize hükümet, devlet gibi çeşitli iktidar kurumlarının da düşüncelerini tasarım yoluyla mekanı nasıl aksettirdiklerini de işaret ediyor bu ilişki zinciri. Tabii tasarımla bitmemiş, bir de bunun inşa süreci var. İnşa sürecinden konuştuğumuzda da bu sefer işçiler, emekçiler gibi aktörler de devreye giriyor. Bunları ortaya koyan, fiili olarak inşa edilmesine imkan sağlayan kişiler olarak. Ve yine mühendis, mimar, plancı gibi meslek insanları da bunun içerisinde yer alıyorlar. Bu kez bu süreçlerin ekonomik olarak, politik ekonomik olarak yönlendiricisi olan yüklenici, müteahhit, işveren ve yine aynı kamu özel sektör. Tabii ki bunları gerçekleştiği ihale sistemi, sermayelerin çeşitli hegemonik tutumları, sermaye birikimi sağlayacak şekilde bir uygulama yapıyor olması ve hükümetin, devletin de buradaki tutumları. Mekanın üretimiyle iş bitmiyor, yeniden üretimi de var ve bu üretilmiş mekanları kullananlar, bizler yani yurttaşlar, bunların her ne kadar kimi zaman tasarımcısı ve inşasında rol alan kişiler olsak bile hepimiz sonuçta yurttaş olarak bu mekanların kullananları, yaşayanları oluyoruz. İnsanlar için bunu söylüyoruz ama insan dışında kişileri de düşünürsek bir ekosistem de var. Bütün bunlardan, yukarıdaki bütün bu süreçten etkilenen. Ki benden önceki hocalarım işaret ettiler, ekosistem yani doğa dediğimiz şey aslında insanlığın ürettiği kültürle birlikte yeni bir ortama da dönüşüyor ve birbirleri organik ilişki içindeler. Her ne kadar bugün biz doğal olana bir yabancılaşma yaşıyorsak da kendimize yabancılaştığımız ve üretimimize yabancılaştığımız gibi. İlk bölümde bununla ilgili birkaç görüntü üzerinden konuşacağız. İkinci bölümde de bir tasarım girdisi olarak ya da hayatımıza yeni bir girdi olarak COVID-19'a karşı nasıl bir reaktif ve proaktif tutum var? Onu konuşacağız ve bu tutumların bir toplumsal karşılığı olarak da mekandaki toplumsal ilişkileri yeniden düzenlemeye dair bir direniş ve hatta direnişin bir parçası olarak da sadece buna karşı koyanlar değil, bir kurucu irade olarak da yapılan çalışmalara değineceğim. Şimdi mimarlığın salgınla, şuradan görüntüyü küçük hale getireyim mi? Mimarlığın küresel salgınla imtihanına baktığımızda sorunlar nasıl ele alınıyor ve salgın nasıl bir tasarım girdisi olarak karşımıza çıkıyor dersek aslında burada önemli bir konu hep söylene geliyor, bununla ilgili çok eleştirilen şeyler de oldu, sosyal mesafe ya da fiziksel mesafe ifadeler arasındaki anlam çelişkisi. Kimi zaman biz mekanla uğraşan ve ölçülerle uğraşan kişilerin bile kullandığı bir sosyal mesafe ifadesi var ki aslında mevzu salgının bulaşıcılığını önlemek amacıyla bir fiziksel mesafe koymak iken bunu sosyal mesafe olarak söylüyor olmanın kendisi
aslında bir dil sürçmesinden daha ötesini karşılık geliyor. Şöyle ki toplumsal ilişkilerle oluşmuş bir mekan ve insanlığın da bir sosyal canlı olarak birbiriyle ilişkisi üzerinden kurduğumuz durumda sosyal mesafe demek hem toplumsal tabakalaşmayı görmeyen hem de aynı zamanda da toplumsal bir aradalığı birbirinden ayırmaya yönelik bir ifade olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden de bu ikisi arasındaki mesafe önemli. Oysa ki biz hijyene karşı işte bunu söylüyoruz ve bir yanıyla da bunu kişisel bir mesele olarak söylerken aslında bunun bir halk sağlığı olarak toplumsal bir mesele olduğunu da düşünüyoruz. Şimdi Arkdehir üzerinden baktım bu süreç içerisinde mesele nasıl ele alınmış diye. Çeşitli başlıklar var COVID-19'a yönelik meslek dünyasında tartışılan şeylere ilişkin gördüğümüz ve bunların içerisinde mesela gelecek kentlere yönelik yaklaşımlar, post pandemik süreç içerisinde nasıl yaşadığımıza ilişkin tartışmalar yer alıyor. Ve de bir yarışmada görüyoruz mesela, bu bir gökdelen yarışmasında söylenen şey, daha doğrusu COVID'e rağmen hala yüksek katlı yapılaşmayı teşvik eden ve bunu bir gökdelen yarışması olarak yapan sistem içerisinde işte Düşey Mimari, Kırkkent imarı çatışması içerisinde de yine Kırın'da kentleşmesine yönelik bir yapılaşmayı ve buna ilişkin de yasal müdahalelerin, mücadelelerin yapıldığını da görüyoruz. Oysa ki bir fiziksel mesafeyi gerektiren bir yaşam biçiminde salgınla birlikte içinde yaşadığımız bizlerin birbirinden uzak, ayrı olabileceği bir alan gerekiyor. En basitinden bir düşey yapılaşmada asansör kullanımında karşılaştığımız sorunda olduğu gibi. Ve de tasarımın nasıl çözümler ürettiğine de bakarsak aslında gördüğümüz örneklerin çoğu toplumsal eşitsizlikleri dikkate almayan, bunları ödeyecek imkanlara sahip olan kişilerin kullanabileceği, hatta toplumsal eşitsizlikler içerisinde cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere heteronormativiteyi de yeniden üreten bir örneklemle karşılaşıyoruz. İşte sahilde birbirinden ayrılmış mekanların olduğu gibi. Ya da işte alışveriş merkezinde arabalara içeri girip alışveriş yapabiliyor olmak gibi. Açık alanda nasıl karşımıza çıkıyor buna ilişkin çözüm önerilerine baktığımızda gördüğümüz üzere çoğu örnekte var. İşte açık alanlarda parklarda insanların birbirine mesafe koyacağı şekilde düzenlemeler yapmak gibi. Fakat tabii bütün bu da aynı zamanda bir çözüm olarak ortaya konuyor olsa bile mekanın üretiminden kaynaklı olan eşitsizlikleri gidermeye yönelik sahici bir çözüm, köklü bir çözümü dikkate alan örnekler olmadığını görüyoruz. Sadece insanları birbirinden uzak tutmaya yarayacak bir takım tasarım çabaları olarak karşımıza çıkıyor. Bu kamusal alanların dışında bütün kamuya ait yapılarda da karşımıza çıkan bir durum olarak görüyoruz. Sağlık sistemi, sağlık politikasının yaratmış olduğu sıkıntılara yönelik köklü çözümler yerine bir takım sahra hastaneleri, daha uzak merkezlere taşımaya yönelik çözümler, işte Türkiye'de bildiğimiz şehir hastaneleri örnekleri gibi aslında salgının bize söylemiş olduğu, öğrendiğimiz ve yeniden hatırladığımız bütün o toplumsal tabakalaşma ya da eşitsizliklere dair bir çözümün ötesinde daha bir tür imara yönelik bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor bu uygulamalar. Acil mimarlık örneklerine de baktığımızda da nasıl ki dünyanın önemli sorunlarından bir tanesi olan iklim meselelerinin de buna etki ettiğini biliyoruz. Ama onun dışında büyük savaşların da etkisiyle ciddi nüfus hareketleri var. Ve nüfus hareketlerine karşılık da işte göçmenlere yönelik de üretilen yapılarda olduğu gibi
Sorunu merkezden öteye taşımak, görünmeyen bir noktaya taşımak, geçici bir şekilde çözümler üretmek ama esas sistemsel olan soruna yönelik olguları tartışan bir mesleki ortam çok da karşımıza çıkmıyor bu son bir yıl içerisinde de tartıştığımızda da. Hatta yeryüzünde bir çözüm üretemedik, bunu dünya dışı gezegenlere de taşımaya kalktığımızı çokça örnekler de var. Mars'ta bir mimarlık yapma ya da planlama yapmayla ilgili de teknoloji, yüksek teknolojiyi kullanarak ama aynı yapma biçimlerini, yani toplumsal eşitsizliğe neden olacak sorunları ortadan kaldırmaksızın sadece bunu bir tasarım yoluyla üreten örneklerde çokça karşımıza çıkıyor. Bir yanıyla da tabii salgının tekrar hatırlattığı şeyler az katlı yapılarda doğayla yabancılaştığımız ilişkiyi kıran, toprakla, güneşle, suyla daha organik ilişkiler, doğanın parçası olduğumuza dair ilişkileri kurmak için ortaya konan yaklaşımlar da bizim endüstriyel üretim, yani kapitalist modernite projesiyle bir şekliyle kesintiye uğramış olan geleneksel üretim yollarını işaret ediyor. Ve sürdürülebilirlik adı altında konuştuğumuz şeylerin kendisi de esasen aslında bir şekliyle ürettiğimiz kentleşmenin yarattığı sorunları karşı aslında kadim üretim bilgisini bize hatırlatıyor bir yanıyla da. Benden önce de hocalarım söylediler, çeşitli yeni kavramlar, işte esneklik, dayanıklılık, uyumluluk gibi kavramlar ya da 20 dakikalık kent gibi kavramların da baktığımızda insanlığın bütün yerleşimi, yani tarım da üretime başlamasıyla, tarım toplumu öncesinde veya endüstriyel süreçle birlikte bütün 10 bin yıldan daha uzun yıllık insanlık tarihine baktığımızda esasen biz biliyoruz ki bütün bunlara karşı ciddi bir birikime de sahibiz. Fakat mevcut üretim ilişkileri bu birikimi sürekli kesintiye uğratıyor ve sermaye birikimine hizmet edecek şekilde dönüştürüyor. Türkiye'de de bu neler oluyor diye baktığımızda, işte toplu konut idaresinin COVID'le imtihanı diyelim, imtihan değil de kendi bildiği şekilde yola devam ediyor. Yapmış olduğu ihalelerde ele aldığı şey de işte tedbirleri koronavirüs nedeniyle e-ihale yapması ama yine aynı mimar biçimli işi yapmaya devam ediyor olması. Hangi kentte olursa olsun tip projeleri uygulamaya yönelik bir şekilde imar faaliyetine devam etmesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu meslek insanlarının, beyaz yakalıların çalışma ilişkilerine nasıl yansıyor diye bakarsak da çeşitli büyük firmaların, Microsoft, Google'dan Koç'a kadar evde çalışma sistemini artık kalıcı hale getirdiklerini, hatta Türkiye'de bu büyük firmaların daha fazla hibrit çalışma yöntemini kabul ettiklerini, evde çalışma yoluyla da bütün yaşam ve üretim biçiminin de değişeceğini, evlerin de artık başka bir şeye dönüşeceğini ve kamusal alanla kurduğumuz, bizi özgürleştiren, bizim özgürleştirdiğimiz, dönüştüğümüz, sosyalleştiğimiz ve de toplumsal dönüşüm için mekanımız olan kamusal buluşma alanlarının da bu noktada daha az kullanılan başka bir yöne dönüşeceğini işaret eden şeyler. Ve yine çok katlı yapılarda tekrar planlama olarak ne şekilde çözüm üretildi dersek, açık ofislerin bu sefer kapalı ofislere döndüğü, fakat her birinin yine kendi içerisinde bir şey olduğu, düzenleme olduğu, bir tür sorunun kökenine inen değil, mevcut olanı sürdürmeye yönelik, bir restoratif, bir onarıma yönelik çözümler olduğunu görüyoruz. Türkiye'ye dönersek de bütün bu süreç içerisinde mega proje olarak adlandırılan işte kent suçu, hatta işte ekokırım
olarak da ya da kent kırım olarak da ifade edilen büyük uygulamaların kesintisiz bir şekilde devam ettiğini, belki çok kısa bir süre durakladığını, duraklama değil belki yavaşladığını ama kesintisiz devam ettiğini, hatta bu devam etme süreçleri içerisinde de burada çalışan işçilerin de hayatlarını kaybetme pahasına bunları sürdürüldüğünü de tanık olduk. Hala da bu şekilde devam ediyor. Bunlar içerisinde en çarpıcı, en rahatsız edici, çarpıcılığı olumsuz anlamda kullanan en rahatsız edici örneklerden bir tanesi de MÜSİAD'ın önerdiği bir proje olarak fabrikaların üretime tam kapasite devam edebilmesi için işçilerin, emekçilerin tam zaman içinde yaşayacakları bir yatırım üssü tasarımı uygulanan da bir şey aynı zamanda. Yani kapitalist üretim ilişkilerinin 200 yıllık kazanımların da geriye giden, neredeyse 18. yüzyılda erken dönemindeki bir öneriyi, feodal sistemdeki öneriyi, bir köleliği dikte eden örnekler olarak karşımıza çıkıyor bu. Burada da tam zaman aileleriyle birlikte işçiler yaşayacaklar. Hatta elektronik kelepçe de kullanılacak. Ve burada gördüğünüz bütün programlar o yerleşki içerisinde yer alacak. Hatta bunların içerisinde en dikkat çekici olanlarından bir tanesi Üretim Müzesi adıyla gördüğümüz şu uygulama. Bunun karşılığında da yani çok daha yeni kurulmuş bir yerde, henüz müzeleştirilecek bir birikim olmadığı halde bir tür ideolojik bir şeyin de toplumsal inşanın da yapılmak üzere planlandığını, kendi içerisinde okulun, yurdunun, caminin, tek ibadet yapısı olarak caminin, yani tek inanç biçimi olarak Müslümanlığın kullanıldığı bir siyasal İslam'a yönelik bir üretim biçimini dayatıldığını görüyoruz ve broşüründe yazan iyi günde kötü günde ezel ebed beraber sözü de artık insanların ve sistemin, ekosistemin kendisinin bütün bu yerleşik içerisinde tam zaman sermaye birikimi için devlet desteğiyle birlikte sürdürülmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi bütün bunlar olurken yani mimarlık üretimi ne ilişkin süreçler, toplumsal eşitsizlikleri köklü bir şekilde dönüştürmeye yönelik çaba sarf etmek yerine geçici çözümlerle uğraşırken az önce gördüğümüz örneklerde veya işçilere, emekçilere, meslek insanlarına, yurttaşlara bir tahakküm süreci sağlarken buna karşı çeşitli reaktif, proaktif tutumlar da oluyor bir yanıyla. Tabii bunun en belirgin örneklerden bir tanesi de bu hayat eve sığar, hepimiz aynı gemideyiz ana akım söylemlerine karşı geliştirilen şeyler, ifadeler, sınıflı, toplumsal eşitsizliklerin olduğu cinsiyetten türlere kadar bunun değişen biçimlerde olduğu, bunların zaman zaman birbirini kestiği bir dünya düzeni içerisinde yaşıyoruz. Ve mekan üzerinden de bunların tekrar üretilebilme durumu oluyor. O yüzden de aslında hayat eve sığmıyor. Evde kalamayan milyonlarca insan var, evi olmayan insanlar var. Ve buna ilişkin de bir farkındalık var. Emek mekan mücadelesinde hem işçilerin ve tabii prekaryalaşan aslında mimar mühendis plancıların çeşitli direnişleri de oluyor. Bu durumu, bu olan biteni kamuoyuyla paylaşan ve ülkenin çok yerinde, dünyanın da çok yerinde bunları olduğunu görüyoruz. Az önce Şevin Hoca da söz etti, Kanal İstanbul gibi ısrarla sürdürülen bir projeye karşı, maskelerle ihalesinin yapıldığı bir projeye karşı demokratik kitle örgütlerinin, DİSKES, TUMOP, TTB ve buna bağlı birimlerin gösterdiği bir direnç ve toplumsal taban hareketlerinin buna ilişkin oluşturduğu çokça çalışma var. Ben buraya bir şey koydum ama epey bir buna karşı bir direnç de var. Bir yanıyla da ülkenin çokça yerinde bu sürecin
ilişkin karşı söylemlere rastlıyoruz. Ve de Temmuz 2020'de İsrail Tel Aviv'de yapılan bir eylem fotoğrafı benim dikkatimi çekmişti. Onu da paylaşmak istedim. Binlerce insanın toplandığı yerde aslında gördüğünüz üzere burada yere mesafeler konmuş ve kamusal alandaki bir eylemde fiziksel mesafenin dikkate alınarak yapıldığı ama yine eylemlerin yapılmaya devam edildiği, her ne kadar tabii eylem pratiği içerisinde bu kadar mesafede durabilmek çok kolay olmuyorsa da çeşitli karşı güçler karşısında yine de yapıldığını görüyoruz. Mekan üzerinden ne tür çalışmalar var? Bu aslında sadece COVID-19'a yönelik değil, bir tırnak içinde tasarım girdisi olarak bizi birbirimizden mesafe olarak uzak tutmayı gerekli kılan bir soruna yönelik değil. Aslında az önce söz ettiğim bütün eşitsizliklere yönelik nasıl bir çalışma olabilir diye. Bu noktada işte müşterekler siyaseti üzerinden konuşmak yararlı olabilir. Emeği ve kamusallığımızı koruyacak, yan yana getirecek müşterekler siyasetinin önemli çabaları var. Kısa süreçte değinmem çok mümkün olmayacak ama mimarlık alanında da kim zaman içinde eleştirel tartışmaları olsa da buna karşın birlikte yapmayı ve tasarım faaliyetini toplumun her kesimini kapsayacak şekilde üretmeyi deneyen çeşitli ekipler uygulamalarda dünyada ve Türkiye'de de yer alıyor. Burada da önemli bir tartışma noktası bu çalışmaların bir yardımlaşma kapsamında mı olduğu yoksa bir dayanışma kapsamında mı olduğu. Yani bir şekliyle yapabilirliği arttıracak, toplumun her kesiminin üretimini yapabileceği şekilde bir sürecin olduğu ve bunun için dayanışmacı ilişkiler mi kurulduğu gibi bir tartışma hattı da var. Ve bu noktada açık kaynaklar üretme, veri tabanı üretme, kaynakları paylaşma, bu her türlü kaynak olabilir. Bilgi birikimden maddi kaynaklara, teknolojik kaynaklara kadar buna dair de örneklere rastlıyoruz. Ve her biri içerisinde kendisine dair tartışmalar da bir yanıyla gidiyor. Bunların her birinin o nedenle içerik, yöntem, özneleri ve katılım süreçlerini de konuşmak gerekiyor. Fakat bütün bunlar gerçekten çok zihin açan ve insanları motive eden de örnekler diyebiliriz bu tartışmaların içerisinde. Bunlardan bir örnekle konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Yakınlarda şehir hepimizin de bir kısa konuşması oldu. Dinlemenizi de öneririm. Sara Ortiz'in yapmış olduğu Feminist Pratikler. 2014'ten beri süren bir çalışma bu. Tabii sadece COVID ve son bir yıllık değil. Aslında konuştuğumuz konu da ben önce konuşmacılar işaret ettiler. Sadece bu yıla ait bir mevzu da değil. Bana kalırsa salgının sonlanıyor bile olsa bundan sonra küresel anlamda başka tür sorunlar olabileceği gibi aynı zamanda iklimden eşitsizliğe kadar bütün hepsinin bize değse de değmese de dünyanın bir meselesi olmasından kaynaklı bizim de meselemiz olduğunu söyleyebiliriz. 2004'ten beri süren bir katılımcı planlama çalışmasında beyaz, orta sınıf, iş sahibi, orta yaşlı, fiziksel engeli olmayan bir planlama anlayışına karşı eşitsizlikleri gören kesişimsel cinsiyet perspektifi entegrasyona dayalı ve esasında da aslında toplumsal cinsiyet eşitsizliğini antikapitalist bir yolla kadınların güçlenmesi, özgüven sağlaması ve bir değer katması üzerine planlayan bir çalışma sürecini Sara paylaşmıştı. Oldukça da önemli kazanımlar elde etmişler ve bu konuşmasında da bu uzun soluklu sürecin, mücadele sürecinin ne tür karşı sorunlarla karşılaştığını, buna karşı ne kadar ısrarla devam ettiklerini anlatmıştı. Çünkü konuştuğumuz sistem de çok baskın bir sistem ve bunun içerisinden çok kısa, çok basit yollarla bugünden yarına çıkabileceğimizi söylememiz çok mümkün değil. Bu örnekte hakikaten emek yoğun bir süreç içerisinde oldukça nitelikli kazanımlar
olduğunu da gösteriyor. Diyeyim. Benim konuşmam bu kadar. Teşekkür ediyorum. Umarım çok uzatmadım. Biz teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Gerçekten 3 sunumda o kadar doyurucuydu ki hani izleyici sayımız da ciddi anlamda hala korunuyor. Herkes büyük merakla izledi, dinledi. Aynı şekilde sosyal medyadan da öyle. Çokça teşekkür görüyorum. Bilgilendirmeler aldık diyenler var. Ben chat'i biraz kontrol edeyim isterseniz. Ahmet Işık bir yorum yazmış. Dünya Ekonomik Forumu'ndan çok Dünya Sosyal Forumu'nun COVID-19 salgını karşısında hayatın her alanında sağlık, eğitim ve bu arada mimari alanda da insan ve doğa çevre önceliğiyle acil olarak toparlanması ve nelerin nasıl yapılması gerektiği hakkında ortak aklın çözümlerini ortaya çıkarması gerekmez mi demiş. Aşıların patent hakkının satılamayacağı, dünya servetinin büyük bir çoğunluğuna el koyan çok uluslu sermayenin yol açtığı küresel salgından sorumlu oldukları için salgın sorumluluk vergisiyle vergilendirilerek bu kaynaklıkla öncelikle hiç aşıya ulaşmayan 129 fakir ülkeye parasız aşının ulaşmasını finanse etmeleri şart demiş. Yoksa zengin ülkeler salgını bir süre sonra sıfırlasalar bile yoksul ülkelerde mutasyona uğrayarak güçlenen virüs yeniden yayılabilir. Elbette mekan tasarımlarında da kentlerden yüksek rant elde edenler ek vergilendirmelerle kentsel mekanların pandemiye göre yeniden düzenlenmesinin finansmanında bir kaynak sağlanabilir diye bir öneri yapmış. Mehmet Ronel, tüm bu konuştuklarımız çerçevesinde süregelen mimarlık ve şehir planlama eğitimi içinde sürdürülebilirlik konusunu artık nasıl ele almalıyız? Geleceğin kentleri dediğimizde aklımızdaki imaj tamamen değişti. Sizlerin aklındaki imaj nedir demiş. Belki sırayla 5'er dakika daha bütün bu aslında konuşmalar çerçevesinde bir değerlendirme süresi verebiliriz herkese. Hem bu soru kapsamında hem de ekleyecekleriniz varsa onlar üzerinden. Sosyal medyada da çokça teşekkür görüyorum şu anda. Furkan Yumutkan. Merhabalar, pandemi sürecinde veya sonrasında konut mimarisinin nasıl evrilmesini, nelerin ön planda olacağını, olması gerektiğini öngörüyorsunuz demiş. Aslında sanıyorum tek başına konut üzerinden de değil, yani bütün bir işte sistemsel açıdan bir değerlendirme yapmak gerektiğine ilişkin değerlendirmeleri anladık buradan. İlhan Hocam, ben size söz vermek istiyorum. Yani şöyle bir 5-10 dakika herkes tekrardan bir toparlama yapabilirse sorulara da yanıt gelecektir diye düşünüyorum. Buyurun. Şimdi aslında 3 konuşma birbirini tamamlayan konuşmalar oldu. Ben daha çok genelde çok makro kaldım. Şevin İşte daha kent ölçeğinde, Gül de daha bina ölçeğinde, daha sosyal mücadele ölçeğinde bir şeyler söyledi. Ve bence bu birbirini tamamladı. Birbiriyle karşıt bir durum yok. Şimdi konuşmaları dinlemek benim bakımdan çok öğretici oldu. Tabii bazı sorular da ortaya çıktı. Burada bence bizim üçümüzün de konuşmadığı bir konu var. Acaba bütün bu sorunların altında kapalı sistem düşüncesini reddedememek mi yatıyor? Esas soru bu. Richard Sennett'in yazdığı son kitaplara da bakarsanız, oralarda da açık sistem, açık planlama bir anlamda bir başka bir gelişme var. Bilim alanında
non-representative science denilen, temsili olmayan bilim denilen, yani bizim geçmiş iki tane şeyi de reddeden. Birisi reprezentatif bilgiyi, o nesnel bir nesnel ve dış dünyanın tarafsız temsiline dayanan evrensel geçerliliği olan bilgiyi reddetmek. İki, iradi olmayı reddederek bir sürekli kendisini oluşturan bir yaşam felsefesi üstünden dünyaya bakmak. Şimdi bu gelişme halinde bir şey. Planlama yaklaşımı benim hayatım içinde, Şevin'in referans verdiği sistem teori de dahil, 1960'lı yıllarda başladı benim planlamayla ilişkim. O zaman rasyonel, komprehensif planlama denilen bir planlama vardı. Ama biz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir dönem çok ciddi bir sistem teori çalışmaları yaptık. Benim doktora tezim de sistem teori üstünedir. Daha sonra üç sistem teorinin ilişkileri üstüne yazılar yazdım filan. Ama ondan sonra Habermas, işte kolaboratif planlama, ama bugün günümüzde geldiğimiz noktada bu non-representatif kuram, Deleuze'ün felsefesi yeni bir açılıma gidiyor. Bizim yaptığımız konuşmalarda ister esneklik olsun, ister resilience olsun, bunlar geçmişin kavramları. Geçmiş planlamanın kavramları. Yeni planlamanın kavramları nerede? Çok belli değil. Ben oldukça yaşlı biri olduğum için bunlar dünyada neler olup bitiyor herhalde bunların arasında da bir şeyler oluyordur bugünlerde bu olup bitenlere ilişkin. Tabii tartışmaları, ben bunu çok iyi anlıyorum, pratikte verilen sonuçlar vesaire üstünden birçok talep gelebilir. Niye onları söylemiyorsunuz diye. Bence, benim kanımca, onlar söylenir. Onları herkes söyler. Esas mesele bu yeni sorularla, yeni perspektiflerle, dünyaya yeni bakış açılarıyla bir şey söylemek. Bugün ben arkadaşlarımdan işte dünyada olup biten konusunda birçok şey öğrendim. Kendi başıma da ben bir burada evin içine kapalı olarak bunları izlemeye çalışıyorum ama çok sınırlı tabii. Bir anlamda tabii şöyle bir konuyla karşı karşıyayız. Türkiye'de bu COVID-19 olmasaydı, biz şehir planlamayı yapmayı biliyor muyduk? Bizim kuramlarımız, bilgilerimiz, mesleki bilgilerimiz bu konuda yeterli mi? Dünyanın bilgisi yeterli mi? Böyle sorunlarla karşı karşıyayız ve onun için bugünkü konuşmaları, ben düşüncelerimizi yeni düşüncelere, yeni arayışlara bizi kışkırtması bakımından anlamlı görüyorum. Ama çok da yeni bir şey görmedim. Bütün dünyada olup bitenlerden. Mesela sistem teoriyi yeniden canlandırmak, eğer bu sistem teori kapalı sistemse,
anlamlı mı? Acaba açık bir sistem teori olabilir mi? Açık sistem teori nasıl kurgulanabilir? Şimdi eğer siz bu düşünce düzeyinde bir şey söyleyebilirseniz, pratikte söyleyecekleriniz de daha realist, günümüzün gerçeklerine uygun hale gelir. Bizim problemimiz dünyanın yaşadığı bu deneyimi anlamlı olarak eylemlerimize yansıtacak düşünce çerçevelerini canlı tutabilmek. Bu kadar yeter mi? Böyle bir toparlama yaptım. Tabii hocam. Çok teşekkürler. Şevin hocam yine sizle devam edelim mi? Tabii. Teşekkürler. Gerçekten çok güzel toparladınız hocam. Zaten bir önceki Gül hocanın sunumu da aynen İlhan hocanın söylediği gibi hepsi birbirine eklemlenen sunumlar oldu. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. O yüzden de açık bıraktım. Yazımda da açık bıraktım ucunu. Böyle bir tahayyülüm yok. Önümüzdeki yıllarda nasıl bir şehir kurarız da daha dayanıklı olur, daha sürdürülebilir kavramının altını üstüne getiririz falan. Yani bununla ilgili beklediğiniz hani o bir cevap tahayyülüm yok. Ama öte yandan aynen İlhan Hoca'nın söylediği gibi bu konuşmaları şimdi yapmanın zamanı, bu çerçeveleri, paradigmaları değiştirme zamanı. Yani aslında birçok doğru bildiğimiz şeyin test edildiği bir dönemden geçtik. Bu doğru bildiklerimiz bu kadar test edildiyse ve aslında bazen taşınmaz, oynamaz dediğimiz şeyler çok rahat oynadıysa, işte kentteki ben Chicago örneğinde gördüm. 3 gün içerisinde, 5 gün içerisinde restoranlara, sokağa taşma izinleri çıkarıldı. Yani bunlar bu kadar çabuk yapılabiliyorsa, koordine edilebiliyorsa bu süreçler, neden biz bu kadar bazı daha arzu ettiğimiz ekoloji alanında mesela uzun yıllardır üzerine savaş verilen değişimleri göremiyoruz? Neden bu hantallık bizi bu kadar bürokrasiyle uğraştırıyor? Yani aslında belki de COVID'i opportunist bir şekilde bu soruları yetkililere geri sormak üzerinden de kullanabiliriz. Neden siz bize bunları bu kadar rahat yapabilirken öte yandan bu kadar süreçleri sürüncemeye sokuyorsunuz? Yani kent hukukuyla ilgili tabii çok ciddi bir sorgulama dönemine girdi burada kentler. Bu mekansal adaletsizlik zaten kendini her yerde gösteriyor. Yani ev satışlarının yükselmiş olması çok ironik bir durum. Herkesin işini kaybettiği bir dönemde ev satışlarının yükselmesi ve kiraların düşmesi. Gene finansal bir açıdan baktığınızda çok enteresan bir paradoks bu. Yani kiralar düşüyor, ev satışları yükseliyor. Çünkü aslında hep bildiğimiz o adaletsizliğin bir dışa vurumu, parası olan insanlar daha büyük evler alarak olası pandemilere karşı kendilerine ekstra odalar, ekstra mekanlar yaratmaya güçleri yetti. Öte yandan çalışan sınıf olan, işte burada first responder dedikleri ya da işte critical worker dedikleri kritik çalışanlar da işlerinden olduğu için evlerinden çıkarıldılar. Yani böyle bir enteresan bir finansal testin de içinden geçtik. O yüzden de belki bunu sorularda sorulmuş Dünya Ekonomik Forumu gibi yerler ciddiye almaya başladı bu soruyu. Çünkü hiç görmedikleri ilişkilenmeler zinciri yaşıyoruz. Aslında bu ilişkilenmeler zincirini bu şekilde yaşamamız, tam da bu iklim değişikliği konuşmaları öncesinde olması aslında bizi iklim değişikliğine daha hazırlıklı kılacak diye düşünüyorum. Yani COVID-19 pandemisinin bir yararı bir şekilde bir prova yapıyoruz aslında. Bu esneme, adaptasyon vesaire. Mesela şimdi Amerikan kentlerinin son zamanlarda yapılan Nazım planlarına ya da konseptüel planlarına baktığınız zaman, konsept planlarına baktığınız zaman sürdürülebilirlik kavramını göremiyorsunuz. Sustainability. Yok, yani son 5-10 yıldır yerini resilience'e bıraktı. Ama İlhan Hoca'nın da söylediği gibi bu da dünün kavramı aslında. Bunlar hep 70'lerin kuramları. Yani sistem teorisi de 70'lerde çok büyük bir ivme yakalamışken, özellikle Amerika'da, ben bunu başka bir makalede yazdım, çevre hareketiyle bir ivme kazanmışken, çevre hareketinin getirdiği o değişimle o ivmeyi yakalamışken, neoliberal bakış açısının 80'lerde tekrar geriye gelmesiyle
şeyini kaybetti, etkisini kaybetti. Yani aslında kapitalist sistemin de bir şekilde bir krizinin yaşanması şu anda. Yani bu arz talep dengelerinin, supply chain'in bunların da yaşanması belki de bunlar konusunda bizi biraz daha ısrarcı olmamıza olanak tanıyacak diye düşünüyorum. Yani bunları talep etmek konusunda biz şehirde yaşayan insanlar, biz işte günlük hayatımızı devam ettirmeye çalışan insanlar olarak bunları bulunduğumuz yerdeki kurumlardan da belki de talep etmemiz adına yol açıyor bunları. Tabii biz Türkiye'de planlama yapabiliyorduk da şimdi aslında COVID'e adapte olacağız. Tabii İlhan Hoca'nın sorduğu soru çok maalesef üzücü bir soru. Ama öte yandan da bu kurumlar bu batıda da çok yerine oturmuş ve artık hantallaşmış bazı kurumların tökezlemesidir COVID-19. Yani o açıdan kurumsal değişikliklerin de başladığı. Mesela UN, Birleşmiş Milletler Habitat Bölümünün her 4 senede bir yayınladığı şeyler, raporlar vardır. Bu senekine bakınca hocam 20 Kasım'da çıktı galiba ya da Ekim'de 2020 raporu. Baktığınız zaman sadece COVID var. COVID ve sosyal adalet kavramı. Daha önce Birleşmiş Milletler'de böyle bir rapor göremezdiniz. Yani bütün raporun alt teması COVID. Ve bu demek ki aslında kurumlarda da yankıları bulan ve sistem olarak değişimin başladığını gösteren bir şey. Okullara biz bunu soruda sorulan şey şuydu. Okullarda biz bunu nasıl pratik edebiliriz? Belki pedagojik pratiklerimiz değişecek diye düşünüyorum. Ben mimarlık okulu çıkışlıyım ve jüri kavramını her zaman çok travmatize etici bulmuşumdur bazı açılardan. Yani dünyanın her yerinde böyle ama sadece Türkiye'de değil, Amerika'da da böyle. Bu jüri kavramının bu kimin bu işin içerisinde olduğunu, kimin yetki sahibi olduğu konusunda yaptığımız dar alanda bu güç savaşlarını belki de başka birlikteliklere, koalisyonlara evirmemiz gerekiyor. Yani bu sadece adalet arayışımızda da değil. Bunu aynı anda tasarım açısından baktığımızda bunu zenginleştirecek ve besleyecek koalisyonlara da ihtiyacımız var. Biz mimar olarak, plancı olarak her şeyi bilemeyiz. Kentsel ekoloji sorunlarını çözemeyiz. Biyolog değiliz, ekolog değiliz. Yani bunları aslında tıbbın, gene hocanın da söylediği gibi tıbbın şimdiden interdisipliner çalışarak çözdüğü bazı sorunları biz hala arkaik meslek pratiklerine hapsetmiş durumdayız. Belki bunların sarsıldığı bir dönem görüyoruz ve okullarımıza yeni pedagojiler yerleştirerek mimarlık ve plan eğitimi, plancılık eğitimini şekillendirebiliyoruz. Ben bunu söyleyebiliyorum yani. Belki de yani çok net bir cevap olmadı sizin sorunuza ama bu kadar yani aklımdan geçenler. Bir şey söylemek istiyorum. Şevin gayet güzel analiz etti. Yani bir bugün düşünen bir meslek adamının kafasındaki soruları bize yansıttı. Niye biz insanlardan mutlaka cevap bekliyoruz? Soruları bugün soruları birbirimize nakledebilmek, birbirimizin düşüncesine yardım etmek bakımından çok önemli. Bir konuya vurgu yapmak istiyorum. Ben son yıllarda İki kavramı kullanmıyorum. Bir, sürdürülebilirlik. İki, kalkınma. Bu iki kavram da çok geride kalmış. Özellikle sürdürülebilirlik, Birleşmiş Milletler'in acziyetinin ifadesi olan bir kavramdır. Ve hala biz bu kavramları yüceltiyoruz. Bu kavramları yücelttikçe çözüm üretemeyiz. Bunlar çözüm üretmeye dönük kavramlar değil. Bunlar adanmışlık yaratamaz. Bunlar ancak uzlaşma yaratan kavramlardır. Uzlaşma yaratan kavramlarla adanmışlık yaratan rolü göremezsiniz. Halbuki adanmışlık yaratacak bir kavram gibi kullanılıyor. Evet, bu kadar bir şey ekleyeyim dedim. Çok teşekkürler hocam. Gül hocam, son olarak da vereyim. Çok kısa bir eklemem olacak. Aslında şimdi bugünlerde Türkiye'de de dünyada da yeni normal, normalleşme gibi şeylerden söz ediyoruz ve
Burada şöyle bir sıkıntı da görüyorum. Biraz olumsuz bir şey olacak bu ama konuştuğumuz bir takım çözümlerin ya da hızlı hareketlerin bir kabul görmeye başladığı anda tekrar geri çekilebilme riski olduğunu düşünüyorum. Zaten normalleşme ile bunu tarif ediyor olmanın kendisi de böyle bir şey. Yani biz önceden normal mi yaşıyorduk toplumsal olarak? Çok barışçıl, çok eşit, çok özgür bir ortamda mı yaşıyorduk da şimdi Covid'den sonra alınan bazı önlemlerle tekrar bir normal sürece girdik. O yüzden de uluslararası ölçekte de kullanılan kelimelerin kendisinin bugün sürdürülebilirlik için konuştuğumuz olumsuz sözleri ileriki bir zamanda da söyleme riski taşıdığını da düşünüyorum. Açıkçası anlatmaya da çalıştım. Bu kapitalist üretim ilişkilerinin kendisi sermaye birikimi sağladığı müddetçe ne bizim uzmanlıklarımızın, birikimlerimizin, çabalarımızın, mücadelemizin ne de bununla ilgili yazılarımızın, çizilerimizin çok da fazla büyük köklü etkileri olabileceğini düşünüyorum. Daha sistemsel bir durumla karşı karşıyayız. Burada çok iyi niyetli çabalar da olsa. O yüzden de daha kolektif, daha dayanışmacı örgütlenmelerle buna karşı daha tabandan ve demokratik yollarla bir araya gelecek kitlelerin dönüştürücü süreçler olabileceğini öngörüyorum. Bu planlamada da mekan ölçeğinde de, yapı ölçeğinde de aslında bu bütün disiplin arası sınırların ortadan kaldırıldığı, daha fazla yan yanalığın arttığı şeylerle olabilecek gibi geliyor. Bazen meslek alanlarında körlükleri oluyor hakikaten belirli bir noktaya bakmaktan kaynaklı. O yüzden de bu bir kırılma süreci olabilir bir ihtimal. Yani olmasa bile gidişat onu gösteriyor ki ileride toplumsal ölçekte hepimizi etkileyen başka krizler, sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Böyle parçacı çözümler üretmeye devam edersek. Eninde sonunda oturup yeniden hep düşüneceğiz. O net gibi geliyor. Umarım bu düşünceyi daha bugün burada olduğu gibi daha çok ortamda, daha çok kişiyle yan yana daha çok yapabilme imkanımız olur da hakikaten kazanımlarımız, toplumsal kazanımlarımız daha fazla olur diyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Tezcan Hanım, size söz vermek istiyorum son olarak. Evet. Ben de üç değerli hocamıza çok teşekkür ediyorum. Çok farklı noktalardan birbirini bütünleyen bir sunum gerçekleştirdiler ve aslında yeni sorular ortaya atarak da bunu geliştirmemizi de sağladılar. Adanmışlık üzerine İlhan hocamın söylediği kapitalizmin krizi üzerine. Belki bu noktada hani birkaç bir şey söyleyerek ben de bitirmek istiyorum. Yani biz bu pandemi süreciyle birlikte hani normalleşme, normal olmayan durum, ben de Gül Hoca'ya katılıyorum. Biz hiç normal değildik aslında kapitalist üretim ilişkileri içerisinde ve böyle devam ettiği sürece de normal olmayacağız. Yani normalleşebilmemiz için aslında sistemin değişmesi gerekiyor. Yani baktığımızda tam da böyle sistemin tamamen radikal değişim dönemlerinde çok ciddi ekonomik krizler yaşıyoruz, yaşadı dünya. Ama şu an pandemiyle birlikte hepsini birden yaşadığımız bir krizle karşı karşıyayız. Buradan farklı bir dönüşüme ihtiyacı var gerçekten bunu çözebilmemiz için. Çünkü her alanı etkiledi. Kentleşme politikasını etkiledi, sağlık sektörünü etkiledi, üretim ilişkilerini etkiledi ve aslında kapitalizm kendi krizini pandemi sonrası oluşturduğu şeyle yeniden çözmeye başladı. Yani bu İşte uzaktan eğitim, uzaktan çalışma ilişkileriyle birlikte kendi krizini çözmeye başladı ama onun karşısında biz daha özgürleşebileceğimiz, aslında tırnak içerisindeki o özgürleşme, normalleşme dediğimiz şey, ki şu gün yaşadıklarımız normal değil. Bunları üretebilecek henüz ne bir yapı, ne bir örgütlenme süreci oluşturabildik. Sıkıntı bence burada. Yani bugün bile aslında Covid sonrası üretilen bütün argümanlar ya da işte araçlar, bu Zoom bile bizi bir süre sonra bir kontrol altına almaya başlıyor. Yani yeni bir şey üretemiyoruz. Bence belki burada hani söylenenler üzerinden söyleyeceğim, kapitalizm kendi krizini
üretim ilişkilerinin bu yarattığı bu krizi salgın üzerinden çözmeye başladı. Ve esnek çalışmayı o kadar çok eleştiriyorduk ki şimdi aslında neredeyse bütün kamuda esnek çalışmaya başladık. Bunun bir süre sonra işte ücret politikaları şekillenmeye başlayacak. Gerçekten yüz yüze eğitimi çok önemsiyorduk ama çok uzun süredir uzaktan eğitimi programlayan bir yaklaşım bizi buna mecbur etti mesela. Sağlık politikaları açısından işte şehir hastaneleri bizim açımızdan korkunç tartışmalıydı ve ama bugün bakıyorsunuz hem şehir hastaneleri doluya taşıyor, yani hasta garantisi mevzusu harbiden karşılanmış oldu. Ama bir taraftan da var olan eski hastanelerde açılmaya başladı. Yani sağlık sektöründe de böyle bir yatırım süreci ortaya çıktı. Dolayısıyla ben normalleşebilmemiz için başka bir sisteme ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum dünyanın. Bunu yaratabilecek ideolojiyi ve örgütlenmeyi yaratabilirsek ancak belki Gül Hocam'ın dediği o dayanışmacı süreçlerle süreci aşacağız. Yoksa COVID-19 gidecek, 20, 21, 22 neyse onlar gelecek ve biz kendi işte Endüstri 4.0'la ile bağlantılı gerçekten kendi özgür alanlarımızı, kendi özgür yazılımlarımızı, kendi özgür açılımlarımızı yaratamazsak zaten yaptığımız her şey bir süre sonra tıkanmış bu sistemin kendisini yeniden üretmesine neden olacak diye düşünüyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten bir sonrasını bile tartışabileceğimiz sorularla birlikte yeni kafamızdaki soruları yaratmış oldu. Hem İlhan Hocama, hem Şevin Hocama, hem de Gül Hocama çok teşekkür ediyorum. Evet, ben de hem bugün bizimle beraber oldukları için çok teşekkür ediyorum. Hem de aslında bir yıldır ciddi anlamda soruların hem kafamızda dolaştığı hem de bu süreçte çok önemli, yani pek çok insanı yitirdiğimiz de bir dönem oldu. Yani belki onu da tekrar söylemek lazım. Bir yıl boyunca kaybettiğimiz başta sağlık emekçileri olmak üzere bütün yurttaşları ve dünyadaki kaybettiğimiz bütün insanları hani saygıyla yeniden anıyoruz. Böyle bir salgının üzerinden gelmeye çalıştığımız bu dönemde işte kendini en gelişmiş addeden ülkelerin dahi aslında o bahsettiğimiz sermaye birikimini emekçilerin lehine, halkın lehine ve toplum sağlığının sürdürülmesi lehine harcamadığına ne yazık ki hep beraber şahit olduğumuz bir yılı geride bıraktık. Bunu gerçekten kamu yararına ve toplumun daha güzel bir geleceği göreceği günler uğruna harcanması için vereceğimiz mücadele çok ciddi önem taşıyor bence. Pandemi bir yandan da bunu gösterdi. Eğer ki daha iyi bir geleceği inşa edeceksek bu ancak bizlerin ellerinde şekillenecek. O nedenle yani bugün açtığınız sorularla aslında kafamızda yaktığınız ışıklarla yeni tartışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Umarım kısa zamanda bu pandemi sürecinin artık sonuna gelip bir an önce dünya çapında daha sağlıklı günlere ulaştığımız zamanları görür ve yan yana tartışabiliriz bunları artık Zoom üzerinden değil yüz yüze el ele kola olabildiğimiz günleri görürüz. Ben yeniden hem tüm katılımcılara hem de konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum ve yeni etkinliklerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.